yansıyor artık. O eğlenceli halini kaybettin. Seni şu gencecik çocuğun yanında annen gibi, annesi gibi görünmeni engellemiyor. Nil neden bu yaş konusunda bu kadar insanların ağzına söz verdi anlayamıyorum. Kimileri konuşur, kimileri konuşulur. Tarzla ilgili konuşunca neden böyle sinirleniyorsunuz? Çünkü tarzın yok. Ben sende hiçbir kas kütlesi bile göremiyorum. Emin olabilirsin. Ben senin gibi şişim. Eğer dert istersen özel ders veriyorum ortalıklarda. Ama orada gelip de hani modellik yapıp da küçük küçük herkes yapar. Onun da zamanı geldiği zaman herkes fıstığı söndüğünü görecek. Senin bu kimse beni sevmiyor havaların bitti. Şimdi ben kime benzeyebilirim havaların mı başladı? Şeyi fark ettiniz mi? Aygün yorum yaparken şöyle yapıyor. Üstündeki çok kötü olmuş. Derece ceketin çok kötü. Bir şeye benziyorsun. Üstündekiyle kırmızıyla beyaz olmamış ayakkabıların sol. Çok kötü. Bebeğim. Gerçekten. Ben daha güzel söylüyorum ama sen beni taklit edebilirsin. O şu güzel diksiyonunla, olmayan diksiyonunla. İçinin fesatlığı dışına da yansıyor artık. O eğlenceli halini kaybettin. Senin şu gencecik çocuğun yanında annen gibi, annesi gibi görünmeni engellemiyor. Nil neden bu yaş konusunda bu kadar insanların ağzına söz verdi anlayamıyorum. Kimileri konuşur, kimileri konuşulur. Tarzla ilgili konuşunca neden böyle sinirleniyorsunuz? Çünkü tarzın yok. Ben sende hiçbir kas kütlesi bile göremiyorum. Emin olabilirsin. Ben senin gibi şişim. Eğer dert istersen özel ders veriyorum ortalıklarda. Ama orada gelip de hani modellik yapıp da küçük küçük herkes yapar. Onun da zamanı geldiği zaman herkes fıstığı söndüğünü görecek. Senin bu kimse beni sevmiyor havaların bitti. Şimdi ben kime benzeyebilirim havaların mı başladı? Şeyi fark ettiniz mi? Aygün yorum yaparken şöyle yapıyor. Üstündeki çok kötü olmuş. Derece ceketin çok kötü. Bir şeye benziyorsun. Üstündekiyle kırmızıyla beyaz olmamış ayakkabıların sol. Çok kötü. Bebeğim. Gerçekten. Ben daha güzel söylüyorum ama sen beni taklit edebilirsin. O güzel diksiyonunla, olmayan diksiyonunla. Bu tarz benim stüdyosundan hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Her gün canlı yayındayız biliyorsunuz ve canlı yayında hayat akışında olaylar bizleri etkilemeye devam etse de yine de işimizi yapmak üzere burada buluşuyoruz. Tüm ülke olarak hepimiz çok üzgünüz. Şehitlerimiz için çok üzgünüz. Olan olaylar için jüri üyelerimizle bugün az önce de konuştuk. Gerçekten ülkemizde enteresan, önemli olayların yaşandığı bir dönemden geçiyor. Haberleri takip edebildin mi Sibel? Tabii yani üzüntüyle, büyük bir acıyla takip ettim. Yani evet bir kara bulutlar var. Umarım hani hepsi için son olur diyoruz ama gerçekten şehitlerin yakınlarına başsağlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine de başsağlığı diliyorum. Herkese sabır diliyorum ve son olmasını diliyorum. Ailelerine de Allah sabır versin, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani tabii hepimiz aslında belki günlük hayatı devam ettiriyoruz. Ama bu son bir yıldan beri, 1,5 yıldan beri bu kayıplar, gençlerin kayıpları, katledilen kadınlar, tecavüze uğrayan kadınlar ve çocuklar ve tabii askerlerimiz, şehitlerimiz. Yani burada belki gülüyoruz ama içimiz kan ağlıyor. Ve tabii ki ne kadar içimiz kan ağlasa onların aileleri kadar değil. Allah onlara sabır versin diyorum. İnşallah bu dönemi ülkemiz atlatacak. Bu böyle bir kaos gibi bir şey dolaşıyor dünya Türkiye'de. Bunun neden olduğunu da bilmiyorum ama içim çok acıyor, gençicik. Anayı düşünün, babayı düşünün. Allah sabır versin, onları nurlarda yatırsın. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Bir şey eklemek ister misin? Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Şehit ailelerimize de sabır diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet ve dönüyoruz hemen burada da yine her gün görevi başında yarışma içerisinde yine tarzlarını belirlemek üzere bulunan arkadaşlarımız, yarışmacı arkadaşlarımız var. Sizin de hayatınızda her gün çeşitli farklı olaylar oluyor. Olan olaylar tabii ki sizleri de etkiliyor. Ama yine de buradasınız. Hepiniz işinizin başındasınız bir şekilde. Üzüntünüzü ben de fiilen size aktarmış olayım seyircilerimize. Pekala bu tarz benim başlıyor. Haftalar ilerledikçe finale doğru bir hızla yaklaştıkça sizler için çok önemli. Ve gerçekten finalde büyük ödülü kimin alacağını ben merak ediyorum. Her geçen gün çiftlerin kendi aralarındaki rekabeti
artarak devam ediyor. Bugün yine hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Selen ve Savaş ilk olarak siz geleceksiniz ve kıyafetinize de baktığımdan anladığım kadarıyla bir enteresan bir şey bizi bekliyor. Hadi bakalım başlayalım, şöyle bir keyfimiz yerine gelsin. Bu tarz benim sizlerle. Demek bu gece gazinoyu kapatan kişi sizsiniz. Kenan? Ne evet Nalan. Bir zamanlar şöhret uğruna terk ettiğin fakir, neme, gururlu delikanlı. Artık zenginim. Evet. Bana acı çektirmeye mi geldin Kenan? Ben acı çektirmeyi senden öğrendim Nalan. Gördüğün gibi yeteri kadar acı çekiyorum. Üçüncü sınıf bir pavyonda basit bir şarkıcıyım. Nayır Kenan, buna daha fazla dayanamayacağım. Hiçbir yere gidemezsin Nalan. Nücretini ödedim. Bugün sadece benim için söyleyeceksin. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başımı dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Vay 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 vay. Sende ne cevherler vermiş böyle. Gerçekten büyük cesaret, çıplak sesle canlı yayında bu şarkıyı okudun. Evet Evren Hanım, güzel olmuştur inşallah. Hoşuna gitti demek ki böyle bir rolde gelince. Evet. Seviyorsun şarkı söylemeyi belli. Eğitimin var mı? Yok. Yok. Şarkı konusunda yok. Peki düşünür müsün bu konuda bir şey yapmak? Yani şarkı söylemeyi çok seviyorum. Yani sesimin de hani güzel olduğunu düşünüyorum. Kötü değil. Güzel mi? Dinlenebilir. Evet. Ders alıyor musun? Yok hocam, almıyorum ders. Bir de ders alsan. Türk sanat müziğine uygun. Bence çok biraz güzel bir ses çıkabilir. Evet, şaşı kızlarımızdan her gün başka bir sürpriz çıkıyor. Çok güzel. Onun için eski aşkın küllenmeyen bir aşk için hikayeni dile getirdin. O da sana evet. Şarkı söyledi. Nasıl, hoşuna gitti mi? Bir zamanlar beraberdik. Ondan sonra o şöhret uğruna beni terk etti. Evet. Ben de bir gün zengin oldum. Evet. Beyaz takımımı aldım geldim. Süpersiniz gerçekten her ikiniz de, siyah kravat. Çok iyi görünüyorsunuz. Hemen dönelim bakalım var mı acaba yorum. Evet, Müge'den geliyor. Gel. Başta elbiseni beğenmemiştim ama hikayenle o kadar uygundu ki ve sesin çok güzelmiş. Burada sahne alıyorum diyenler var. Daha hiç şarkı söyleyemeyen. Cesaretinden dolayı tebrik ederim. Sesin çok güzel. Çok teşekkür ederim Müge. Rica ederim. Evet Ecem. Önce güzel şeyler söyleyelim. Evet, güzel söyledin. Ama saçların çok komik duruyor. Bir şeyler dökülmüş gibi öyle, pırıl pırıl. O da yetmezmiş gibi bir de ayakkabının ucuna yapıştırmışsın onlardan. Sen de sadece otriş, onu beğendim. Savaş, çok şıksınız. Teşekkür ederim. O kadar. Başka? Daha ne söyleyeyim, yetmedi mi? Ben de söyleyeceğim de sen çıkınca sabırsızlıkla bekliyorum. Sen zaten iki gündür konuşmuyorsun bana ya. Dolu dolu bekliyorsundur eminim. Evet, biriktiriyorum günler böyle geçtikçe. Hadi patlatsana bir şeyler. Bugün patlayacağız, merak etme beraber. Hadi gel konuş. Nil, nasıl buldun Selen'in? Muhteşem, çok güzeldi. Ses düşürdüğü halde tonda kaldı yani. Volümü düşürdü bir yerde bilerek. Yani güzellik yorum kattı ama tondan çıkmadı, çok güzeldi. Evet. Bir gün ben de söyleyeceğim inşallah. Ne gün? Biz de onu konuşuyorduk Selen'le. Evet, bir gün denk getir artık. Bir şarkıcı artık. Konsepti de bana yapalım. Evet. Evet. O kadar dersler aldığından falan bahsediyoruz. Tabii, Bülent Hanım da bahsetti. Tabii alıyorum her zaman. Ayşe Pekkan hala alıyor. Benim de hep devam edecek. Tabii ki öğrenmenin sonu yok. En güzel şey elbette.
Yönetmenimiz soruyor, ne zaman acaba söyler? En kısa ne zaman diyor. Yani cuma olabilir. Seneye mi diye soruyor. Yönetmenimiz benim böyle farklı fotoğraflarımı buluyor. Böyle son sahne performanslarımdan da bulabilir. Çok merak ediyorsa. Ha, kırgınsın yönetmenimize. Ama onu seviyorum tabii ki ve tabii saygı duyuyorum. Bence de sevmelisin. Bir tanedir o. Gürsel abicim. Evet İdil. Nil, sahne performanslarında da hep playback yapıyorsun. Videoların hiçbirinde de canlı söylediğini görmedik. Kaç hafta oldu? Ben şarkıcıyım, benim sahnelerim harika harika dedin. Burada dans etmekten başka bir şey yaptığını görmedik. Selen'in bu zamana kadar böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Sesin çok güzelmiş bu arada. Ama kız burada canlı canlı çıkıp söyledi. Sen şarkıcıyım diye geziniyorsun ama bir kere bile sesini canlı duymadık. Ne zaman? Cuma. Cuma'da şimdi hazır değilim, ben sahne sanatçısıyım, şarkıların üstünden söylerim diyeceksin. Ki izlediğim bütün videolarında da böyle zaten. Bir tane bile oynanmamış sesin yok. Söyle de görelim bakalım nasılmış. Şarkıcısın ya, her zaman hazır olmalısın. Şimdi söyle cesaretliysen görelim. Tamam, bugünün konusu belli oldu. Ben de her gün merakla bekliyorum acaba her gittiğimde konu ne olacak diye. Bugünün konusu değil, şimdi açıldığı için söylüyorum. Yanlış mıyım, şarkıcı ve sesi güzel olan bir insan hasta olmadığında her an buna hazır olur. Yeri geldiğinde söyleyeceğim dedi. 6 haftadır yeri gelmedi, programın sonunda herhalde playback'le yerini getirecek kendisi. Oynanmış sesiyle. Onun tercihi İdil'cim. Sonuçta burası bir şarkı yarışması değil, şarkı söylemek zorunda değil. O zaman şarkıcılığını değil. Sürekli burada dile getirmesin. Biz ama yani istiyor. Mesleğini dile getiriyor. Sen nasıl sporculuğunu dile getiriyorsun, o da mesleğini dile getiriyor. Ben İster söyler, ister söylemez. Görecek şeyler yapıyorum ama onun mesleğini görecek şeyler yapamadı hala. Pekala. Meslekler yarışıyor programı olsaydı başka bir şey olurdu. Gerçi öyle bir program da yapmıştım ben. Ne kadar güzel bir programdı. Bütün meslek gruplarının yarıştığı müthiş bir programdı. Bizzat da kendim formatı getirmiştim Türkiye'ye. İçinde yapım aşamasında bulunmuştum. Bak aklıma getirdiniz o programı benim. Çok güzeldi gerçekten. Evet İsmail. İnşallah bir komedi parodisi yapmışlardır. Çünkü Barış'ın, Savaş'ın oyunculuğunu, ya en azından eski Türkçe, hani eski filmlerdeki Türkçe vurgusunu hiç beğenmedim. Yani çok fazla onlar çok fazla vurguluydu, basit kullanmış. Yani yoksa hani sahne performansı gerçekten güzeldi. Bir de takım elbisesini çok başarısız buldum. Beyaz saten bir takım elbise. Hani hangi filmde hangi kimin rolünü oynadın, kimi yansıtmaya çalıştın burada? Yani öteki türlü Selen'in sahne kostümü gayet iyiydi ama ben hiç beğenmedim açıkçası. Ne oyunculuğu ne de üzerindeki kıyafet tarzını. Şöyle oyunculuk adına yapılan bazı şeyler var. Eğer bir lehçe veya şive yapacaksanız onun eğitimi biraz uzun sürüyor. Tabii. Ve bir oyuncu koçuyla çalışman gerekiyor. Sen anlamazsın böyle şeylerden zaten. Sen anlat, ben anlarım. Sen anlatabilirsen oyuncusun, senin ağzın laf yapar. Sen anlat, ben anlarım. Ama sen anlatabildikten sonra anlarım ben. Sen bunu biliyorsun, bu kaçıncı hafta? Konuşurken anlat. Konuşmayacaksın. Anlat, evet. Anlat, dinliyorum. İkincisi de biz burada bir dakikalık bir sahne canlandırmaya çalışıyoruz. Aha. Elimizden geldiğince yapabiliyorsak ne güzel. Ya yapamadın ben. Senin tarzına yapamadım. Göre hareket etseydim zaten yarışmanın sonunu göremezdik herhalde. Yok yapamadın. Olmadı. Emre, ekle son bir cümle istersen. Evet. Ben konsepte uymuş gördüm. O şekilde beğendim. Sadece bu Selen'le ilgili değil de tasarımcıyla ilgili bir sorun. Keşke o, yani çok ucuz bir kumaş kullanmış o eteğin fırfırlarında. Yani keşke başka bir kumaş kullansaydı. Yani seninle ilgili demiyorum. Elbise genel anlamda konsepte uyan bir elbise ama evet. Keşke onda başka bir kumaş kullansaydı. Evet. Zaten kötü bir yerde, kötü bir sanatçı o artık düşmüş. Yani öyle lüks bir Anladım. Kumaş alıp da diktiremeyecek kadar düşmüşüm yani. Hı. O sebepten çok da... Anladım. İyi, bir şey söyleyeceğim. Bu kolye dünkü kolye mi? Evet. Bu muydu olay? Olaylar bu, evet. Ne anlamı ne? Anlamı daha benim sıram gelsin, konuşalım. Tamam. O zaman kadar merakta bırak, az sonra geçelim o zaman evet. Biz birazdan. Emre'nin kolyesi beğendin mi Ümit? Umut. Tabii ki beğenmedim yani. Anlamadım Umut, ben kolyeyi. Ümidin var mı kolyeyle ilgili? Anlamadım. Bir anlamı var. Var mı? Var tabii, dünyada bir anlamı var. Ama Türkiye'deki anlamını açıklamayacağız çünkü o... Emre iki dakika gelsene, görmek istiyorum ya. Bak şimdi olaylar. Emre'nin jüri karşısına geçiyor kolyesi. Sen bunu mu takmak için yarışa girdin? Ha, seninki başka. Bir kelep boyun köleleri taktı. Evet, ama kızmak yok. Taktı bir ama söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Hayır, kölelerin taktı ama yapılış olarak söyleyeceğiz Emre'nin, sırrı söyle. Zenci kölelerin
taşınırken taktığı formdan yola çıkarak yapılmış bir şey. Evet, bana yani da böyle bir... Bu 400 sene evvel, 500 sene evvel falan böyle bir şey yapılmış. Siyah aileler için. Ama bunun bir anlamı var. Yani anladım. Dünyada bilmiyorum, o anlamına göre... Bilmiyorum, bana tasma gibi falan gibi geldi. Yok, ben tasarımcısını biliyorum da bizim Didem'de var bundan, soydan da. Tasarımcısı benim çok saygı duyduğum bir tasarımcı. Çok iyidir. Dünyanın en büyük, yani benim evet. için en büyük star tasarımcılarından. Şimdi adını herhalde canlı yayına veremeyiz ama. Yok, verebilirsin. İşte çok saygı duyduğum bir tasarımcının yaptığı bir limited edition, yani bir edition yaptı. Peki Emre'cim, yerine alalım seni. Olmuş. Güzel. Yani çok, ben çok severek takdim. Pekala. Evet, İti, son bir cümle söyleyeceksin. Bir şey söyleyeceğim. Dediniz ya, hani ucuz durması gerekiyordu, bu yüzden yapıldı. Ben de burada öyle durması gereken bir elbise giydim. Ucuz bir kumaş bilerek seçtim. Fakat gelen yorumlarda burası bir kostüm yarışması değil. Böyle bir kadın olsaydın da nasıl giyinirsin, bunu göstermen gerekiyordu denildi. O zaman ben buraya ucuz kumaşla geldiğimde böyle deniliyorsa, bu da ucuz duruyorsa, buna da aynı yorum yapılmalı. Genel olarak konuşuyorum, o tarafla anladım. Değil. Yani bu yanlış bir düşünce bence. Yani ucuz kumaş ve ucuz kıyafet giymek arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bir ucuz giymek var, bir ucuz kumaşı giymek var. Herhalde hani Cansu'nun söylediğini mi söylüyorsun sen? Hayır hayır, ben pembe bir elbise giymiştim ya, ucuz duruyor gibi. Yani kim kişileri hatırlamıyorum. O kostüm ucuz duruyor. Ben de dedim ki evet, böyle birini canlandırıyorum zaten. Başka bir seçeneğim de vardı ama bunu giydim dedim. Jürimizden ve arkadaşlarımdan gelen tepki de hayır, gene kendi tarzını yansıtıp kalitelisini giyebilirdin. Öyle durmasını sağlayabilirdin dedim. Ama ucuz kumaş değil, onu da söyleyeyim. Ucuz görünüyor dedi diye ben ucuz dedim. Bu ucuz bir kumaş, yani pahalı da değil tabii ki. Ucuz da bir kumaş değil yani. Hani ucuz görünüyor dedi diye ben söyleme gerek yok. Ben Cemil Bey şimdi söyler sana ne olduğunu. Yani hemen jüri karşısına alalım sizi. Öncelikle hikayeyi anlatış biçiminizi beğendim ben. Selen, çok nefis bir sesin varmış. Yani bir sürü müzik hocasının böyle avuçları kaşınmıştır. Herhalde bu hamur bana gelse de bir yoğurayım diye. Bence de yani eğitim alsam muhteşem olur. Eğer gerçekten müzik konusunda tutkuluysan. Öyle düşünüyorum naçizane. İster misin öyle bir şey yapma, öyle bir kariyer yapmak? Yani ders almak tabii ki isterim. Yani sesimin güzel olduğunu biliyorum. Hani kötü değil, onu biliyorum en azından. Ders almayı yani tabii ki isterim. Yani albüm çıkarayım, böyle çok iyi olur söyleyeyim. Yani olmasını isterim. Bence yani. Bence sesin çok büyük bir sesin yok ama o çıkartılabilir. Ama en önemli yeri kulağın var. Yani evet. Ritim var. Onun için ders alırsan bunun üç misli bir ses elde edip bir de duygun var. Yani o çok önemli. Duyduğum hiçbir şarkıyı mesela unutmuyorum. Ay, duygun var yani söylerken duygu da var içinde ki bu çok önemli bence. Bir şey daha söylesin mi size? Vallahi söylesin bir daha, ayrıca de ben onu şimdi bugünden sonra artık ilerideki yapmazsa ben döveceğim. Babası anası diye ama eğer dersi almazsa bir baba tokadı yersin yani. Hadi bir kısa bir şey daha söyle bize. Ne istersiniz? Herhangi bir şarkı. Fikrimin İnce Gülü var mı? Yani ben Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum. Ondan söylememi ister misiniz? Geri dönme istemem ki. Ben eski ben değilim ki. Hayat öyle bir oyun ki. Ne rolü var ne sahnesi. Sen de mutlu olma Emi. Sen de sev, sevilme Emi. Heyecanlandın. Ama evet, zor bir şarkı seçtin yine gerçekten. Çok çıkmayı zor. Çok seviyorum. Evet. Yıldız Tilbe'nin çıktığı yerleri çok seviyorum. Heyecanlandırıyor seni. Evet. Evet. Bir orkestra yok, o yok, evet, çalışmamış. Evet tabii canım, çok çok zor bir şey yapıyorsun. Sen konuşurken de öyle çıkıyorsun bazen zaten. Birdenbire sesinin tonu değişiyor. Çok tok sesli. Evet, çıkma volümü geliyor. Evet, çok yukarı çıkabiliyor. Yani kıyafete gelince, kıyafeti ucuz falan bulmadım ben. Evet yani bir şarkıcının giyebileceği bir sahne kostümü bu. Zaten hani sahne kostüm detayları da güzel, hoş. Ben saçının önden duruşunu, şuradaki bugleni sevdim ama arkadan duruşunu hiç sevmedim. Hı hı. Bir de o taşlar, bilmiyorum belki ekranda şu an çok güzel gözüküyordur ama ve ayakkabındaki taş, tarz olarak konuştuğumda onlar birbirini fazla tamamlıyor ve yani o tekrara gerek yokmuş diye düşündüm. Ayakkabını görebilir miyiz? Ben taşları takmıştım Ebru Hanım. Hani evet, boş bir rugandı bu, siyah, evet. Sade bir rugan. Taşlar yani bana birazcık hani o zarifliği bozmuş. Zaten hani avantgard bir saçım var. İki gündür o kelimeyi kullanıyorum. Evet. Fazla abartı ama hani genel olarak elbisen, o elindeki yüzük, eldivenlerin hoşuma gitti.
Savaş, sana gelince var Türk filmlerinde. Yani beyaz takım elbise bence var. Erkeklerin sevdiği ve kullanmak için çok çabaladığı bir takım elbise. Bir de parlak biraz. Evet. Giyiliyor. Ben beğendim. Saç. Güzel taşımışsın. Saçlarını biraz daha yapıştırabilirdin. Ama aslında demiyorum ama modeli uygun değil saçımın. Yani o teller falan çıkıyor aradan. Onu engelleyemiyorum. Ama güzel gözüküyor. Şık. Yani bir defa çok etkilendim sesinden. Tiziğini zaten ilk gün o kadar çok tutmamıştım. Beğenmiştik seni ama yani çok tarzını beğenmemiştim. Ama son günlerde çok laf dinliyorsun. Yolunu da bulmuşsun zaten. Bence çok hoş bir şarkıcı olacağım bir gün eğer laf dinlersen. Kıyafetin de, ikinizin kıyafeti bana o gözle bakmıyorum. 1960'lardaki ya da 55'lerdeki bir Türk filmindeki işte hani pavyonda satın alır, pavyon sahibi alır, zorla çalıştırır gibi. Tam o saç esasında böyle rüküş, evet. Çok süslü. Kusur bulmadım. Yani tam o kadını canlandırmışsın. Sen de hayatımda hiç sevmediğin tip erkeğin çok güzel başarmışsın. Ben erkekte bütün beyaz kostümden nefret ederim. Ama senin tarzında olan adamlar da giyer. Hatta altına da beyaz çorap giyer. Çok iyi canlandırmışsınız ikiniz de. Bir şey söyleyemiyorum. Yani kılıklarınız da yakışmış. Çok teşekkür ederiz. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani... Sadece notumu verebiliyorum. Çok sağ olun. 8 veriyorum çünkü 2 puanı da hani tarz değil, tarzın ötesi başka bir şey olduğu için bu. 2 puan. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ben de beğendim kırmızı elbiseni. Saçındaki o böyle küçük küçük pırıltıları önce anlamadım. Sonra hikaye verildi. Sen anlayamazsın, yaşın müsait değil. Ya. Sen bir zamanlar gazinolarda görseydin. O zaman bir şey diyeceğim, anlamak bile istemiyorum. Emel Sayın'ın başlarına taktıklarını. Benim çok sevdiğim bir şey değil. Ama olmuş mu olmuş saçının o kavisi vesairesi. Işıltı var bir olmuş. Beyaz takımdan ben gene bu bak nefret ederim. Ama sende harbiden iyi olmuş. Teşekkür ederim. Saçın da çok güzel olmuş. Kestirdin mi? Kestirdim. İyi yapmışsın. Güzel görünüyorsunuz. Çok sağ olun. Sesine falan ben, dünyanın en kötü kulağı var bende. Sesten falan anlamıyorum. Tamam. Yüzden. Öyle teşekkür mi? Teşekkür ederim. Ben hiç, sadece görüntü var bende, ses yok. Duymam. 7. Teşekkür ederiz. Benden de 8. Teşekkür ederiz. 8 puan benden de size. Konsepte gayet güzel teşekkür uyumsalınız. Evet, puanları verirken sürekli bir sorgulama halindeyiz değil mi? Bu arada Coco ile telefonla konuştum. Çok çok selamlar söyledi. Ailesinin yanında biliyorsunuz. Programa başlamadan önce ayarlanmış bir aile durumu olduğu için onların yanında. Pazartesi günü sizlerle yayınladı. Çok çok özledim. Şov nasıl gidiyor? Ebru şov nasıl gidiyor dedi. Çok iyi, her şey yolunda dedim. Evet, geliyor. Pazartesi günü bizimle. Ay, çünkü benim, çok soruldu, çok merak edildi. Onu söylemek istedim. Hemen ikinci çiftimiz geliyor. Nazlı ve Barış, hazır mısınız? Nazlı çok güzelsin. Ateş partisi gibisin gerçekten. Çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Bu saçlar çok güzel oldu Nazlı'ya. Daha da kısaltmayı düşünüyorum. Yani bayağı zorladınız onu keserken. Hatta ben de size demiştim yapmayın kızım güzelim saçlarını kesmeyelim demiştim. İçeride şimdi kuaför arkadaşlar iyice gaza getiriyor. Biraz daha biraz daha diye ve ben de ikna alıyorum günden i̇kna güne. Daha çok daha farklı gidiyor. Şeyler yapabilirim. Çok güzel. Birer adım geri alabilirsem sizi. Şöyle. Ekranda o kadar iyi çıkıyorsun ki. Evet. Gerçekten. Ben bazen tekrarlara bakıyorum, evet. İnanamıyorum. Müthiş fotojeni var. Çok teşekkür ederim. Önemli bir şey çok ekran yüzü olabilmek çok için. Avantajları çok fazla. Peki Barış, nasılsın? Böyle mi ilan aşk edeceksin? Ya şöyle. O nasıl? O şey. Tamam peki bir anlat. Ben şimdi... Otelin sahibi ne oluyor? Evet. Ben sevgilimden ayrıldım. Depresyondayım. tek başıma bir tatile çıkıyorum. Evet. Otelde artık son günlerime yaklaşmışım. Tek başıma yemek yiyorum akşam. Peki. O da otelin sahibinin oğlu ve beni tek gördüğü için benimle tanışmaya geliyor vesaire vesaire. Tamam.
Vay vay vay. Etkileyebilecek mi seni? Sanmıyorum. Sahneden? Ne oldu? Aranızda bir sanki bir böyle bir buzdan bir dağ var. Öyle yani. Nedense burada gerçekten çok enteresan bir atmosfer var. Ve bu yarışma programında her gün yeni bir yaşıma giriyorum ben. İsmail'li action'lı günleri özledim ben. Aa, galiba. Sibel Hanım'a hak veriyorum şu anda. Ne oldu peki? Dönelim ya, şöyle bakalım Barış'la arkadaşlarınızla artık alakalıymış. Barış'la oje sürdürmeyeceksin artık. Yok artık sürdürmeyeceğim. Ne oldu? Beyle elini de tutmadan geldin. Evet. Selen ne oldu, sen mi anlatacaksın? Aranız bozulduğunu ben bilmiyorum. Ben başka bir şey söylemek için kaldırdım Ebru Hanım. Çok şanslısın. Hani hayatının en şanssız haftalarından birini yaşıyorsun, emin ol. Çünkü Barış'la partner olmak o kadar zor ki. Yani Barış ne yaptığını bilmez bir çocuk. Ne düşündüğünü bilmez bir çocuk. Bir gün böyle mi, bir gün şöyle mi, bir gün böyle mi? Böyle bir değişik bir çocuk. Kafası böyle havalarda gezen bir çocuk. Çok şanslısın, Allah kurtarsın tez zamanda. Çok teşekkür ederim. Bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Arka tarafta böyle demiyordu kendisi bana. Daha 2-3 gün önce şöyle söyledi bana. Ben zaten hani partnerliğimiz bittiği zaman ben söyleyeceğim dedi. Şöyle söyledi bana. Egemen çok iyi, çok ilgili bir çocuk. Ne istediğini bilen bir çocuk dedi. Arkadaşına bunu kameraya bakarak lütfen. Bunu gerçekten burada yansıtmadı. Herkese çok bana anlat. Herkese karşı. Egemen çok centilmensin sen. Ben centilmenlik olsun asla hiçbir şey söylemiyorum. Fakat çok şanssız partnerlerin. Çünkü çok yani uyum mu sağlamıyor? Yani yıldızını gibi bir söndürüyor Ebru Hanım. İnsanın yanındaki insanın yıldızını söndürdüğüne inanıyorum Barış'ın. Sende bir ışık yok ki. Neden kendisi mi çok yani ön plana çıkıyor bir şekilde? Evet, kendisini ön plana çıkarmaya çalışırken yanındakini yıldızını söndürüyor. Yanındakini motivasyonunu düşürüyor. Öyle düşünüyor musun Aygül? Bence çok şanslı. Açıkçası öyle düşünmüyorum. O gayet akıllı bir insana benziyor. Hatta o kadar akıllı ki o aklını çok çok farklı yerlerde kullanıyor. Bu yarışmaya gerçekten sadece kendini göstermek için geldiğini düşünüyorum. İlk geldiğin zaman da ünlü bir oyuncuya benzemekle gündeme gelmeye çalıştın. Baktı tutmadın. Bizim aramızdaki en asil, en hoş kızlardan biriyle aşk dedikodularıyla kendini üste tutmaya çalışıyorsun. Bugün bir konuşmaya kulak misafiri olmak durumunda kaldım. Bizim şimdi tiyatro çalıştığımız yerin hemen kulak yanında misafiri erkeklerin olmak durumunda kaldım da çok zor bir durummuş senin için. Çok hayır üzüldüm. Ama nasıl oldu? Bizim tiyatro oynadığımız çalıştığımız yerde çalıştığımız yerde hemen yanında erkeklerin soyunma yeri var ve kapıları açık böyle. Ben tam oradan geçerken işte Burak'ın önce bir ses duydum. Ay pardon Barış, artık Burak Barış ismin bile belli değil. Çünkü o kadar benziyorsun ki. Bu bir suç değil ama çocuklar. Bunu neyse, lütfen üstüne gitmeyelim arkadaşım. O oyuncuyu arkadaşım çok severim, çok iyi bir insan ama taklitleri pek sevmiyorum ben. Nereden tanıyorsun pardon? Çok estetik mi yapıyorsun? Nereden tanıyorsun pardon? Neyse ben olayı anlatayım. Öyle bir askerlik arkadaşıymış gibi konuştum. Oradaydım ben ve ilk önce benim hakkımda bir şey konuşulduğunu zannettim. Ne diyorlar içeride falan. Açıkçası İsmail'in günahını aldım. İsmail benim hakkımda bir şey söylüyor zannettim. Dinledi. Hayır. Sadece esnafındaki sesleri daha dikkatli dinlemeye başladı. Hayır dinledim. İyi ki de dinlemişim. Kulak orada. Neyse. Sonrasında Nazlı'nın sesini duydum ama İsmail'in sesine benzemiyordu. Sonra Burak'ın sesini duydum. Burak mıydın sen? Barış. 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 Barış'ın konu sesini ne, duydum. Konu. Ve diyor ki ya abi ya işte ben Nazlı'ya ne bakacağım ya, ben sadece reklamım olsun diye böyle aşk şeyleri yapıyorum. Yoksa benim kesinlikle bir şey söylemek onunla istiyorum. Hiç burada olmaz. Çok çirkinleşiyor ve çok büyük bir iftira atıyor bana. Ki bunu daha önceden susar bize mısın? De söyledi. Susar mısın? Ben seninle dinlemek ben susabilir miyim? Arasında Ebru Hanım susabilir mi kendisi? Benim arasındayken bunu söyledi Ebru Hanım, yani. Ben reklam yapmaya çalışıyorum. Bunu daha önce söylediler, aramızda bir şey yok vesaire vesaire. Ve ben Burak'ın sosyal medyada baktığım dinlemek istemiyorum. Zaman hani o gözlerindeki şeytanlığı görmek istemiyorum. Susabilir miyim? Pardon. Sanki Nazlı Barış'ın peşinden koşuyormuş gibi bir izlenimi ortaya sermeye çalıştığını. Peki bir dakika, önce sana soracağım. Öyle bir şey hissediyor musun? Ben bunları duyduğumda çok şaşırdım gerçekten. Çünkü bu saçma sapan aşk hikayesinin içinde yer almak istemiyorum. Böyle bir şey de yok. Ben şu konuyla ilgili bir şey konuşmayacağım. Konuşacaksın. Yok yok, ona cevap vereceğim sadece. İster konuşmaz. Yani burada ben şu bunu çok komik geliyor. Yani biz burada ekranlara çıktık diye iki günde kendimizi bir şey zannetmeye başlamamız. Daha bizim çok yolumuz var. Biz yolun başının başındayız. Bunlar çok tehlikeli hareketler. Kimin kalıcı, kimin geçici olduğunu zaman gösterir. O yüzden böyle iddialı cümlelere hiç gerek yok. Çünkü burada hepimiz tanınmaya başladık. Hepimiz eşit şartlardayız. Ben kimseyi küçümseyen konuşmalar yapmam.
Ve artık bir daha böyle bir sohbetin içinde de yer almak istemiyorum. Dediğim gibi İsmail'le action'lı günlerimi en öyle azından beyin fırtınası yapıyorduk. Ha, yani. İsmail'i özledin. Peki. Ben konuşmuyorum kendisiyle. Ha, konuşmuyorsun. Peki yani o lafı duyduğunda evet Burak, Barış böyle bir şey söylemiştir diyor musun? Yani biz zaten dün ufak tefek tartışmalar yaşadık kendisiyle. Ya işte ben onu konuşmak istemiyorum çünkü kendisi çok büyük bir kelime kullandı bana. Ağır bir söz. Evet. Ağır bir evet. Hani söylemek da, istemiyorum evet. Şu an. Söyleme. Hani ceza gelir o derece bir kelime. Yani o da bana çok ağır davranışlarda özelimizi buraya açmak istemiyorum için. Aygün gibi. Burada reklam hani kendisi reklam diyor ama burada 10 gündür reklam yapmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Bütün özelini buraya döktü. Hani gel, ben anlamıyorum yani. Hani şu onun insan... özeli bir şekilde buraya açığa çıktı. Ben çünkü çok önemli bir hayati mi? Bir yani, mesele bu yaşandı onun için. Kesinlikle benim, öyle bir şey söylemedim. Bir şey. Benim... Nazlı'ya kadar bak ben burada doğruları konuşuyorum. Ben Nazlı'ya kadar bunu duygusal yaklaştığımı burada buradaki birçok insan biliyor. Hayır, ben biliyor musun? Söylemedim. Biliyor musun? Hepinize soruyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Can kim vardı yanında bunu yaparken konuşmayı yaparken? Ben soyunma odasına girmediğim için sen, bilmiyorum ben, kime söyledim. Evet, ben telefonla sen orada mıydın? İlk hafta yemekhanede oturuyorduk. Ben Barış Erkan. Barış dedi ki ben Nazlı'yı çok beğeniyorum. Hatta onunla konuşmayı düşünüyorum falan dedi. Hani hiçbir şekilde böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü Barış'ın öyle bir reklama ihtiyacı yok ki. Yani öyle gayet basit bir insan değil. Karaktersiz bir insan tabii değil. Tabii canım bence. Bir de böyle bir şeyle reklam yapmak. Ki Nazlı gibi bir insana yapacağını zannetmiyorum zaten. Balon. Hayır eğri oturalım doğru konuşalım. Benden de yakışıklısı var Nazlı'dan da güzeli var. Reklam yapmak istedikten sonra... Her şey yapılabilir yani. Nazlı öyle düşünmüyor. Sanki ben böyle ilk başta sizin aranızda çok saf... İyi niyetli bir yaklaşım olduğunu ben gayet iyi niyetliyim. Hala iyi niyetliyim. Farkındaysanız onun niyetli, hakkında kötü demiyorum. Bir şey söylemiyorum. Yani olay başka bir türlü hale döndü şu bana anda. Bana dün Barış durduk yere senin artık konuşmalarına ve oturmana kalkmana dikkat etmeni istiyorum gibi bir uyarı yaptı bana. Ve ben... Yani maç olduk tavırlarına yani. Yani ne demek istediğimi ne, çok nasıl iyi bir konuşma şekli bu diye biz oradan bir tartışmaya girdik ve büyüdü. Bizim aramız gerçekten çok iyiydi. Çok iyi anlaşıyorduk. Arkadaşlarımızın düşündüğü gibi bir durum değildi kesinlikle. Bu bir şeydi ki bu ufak bir kıskançlık sadece. Bunda bir şey yok. Sonra büyüdü gitti ve en son hani Aygün'ün böyle bir şey duyduğunu da öğrendikten sonra ben ki zaten olmayan bir şey üzerine artık konuşmak istemediğim için bağlantımı tamamen koparttık. Ha, üzülmüşler bir de üzülür. Ben bir şey daha söylemek istiyorum. Tamam da Burak konuşmasın. İftira atıyor. Gerçekten çirkinleşiyor. Ben hiç yani bu duruma düşmekten... Egemen, nedir senin gerçekten kızdığın nokta Nazlı'da? Benim Nazlı'da kızdığım bir nokta yok aslında. Neden oturup kalkmasına dikkat etmesini istedin? Benim kendisi mutlu olamayan insanların başkalarının mutluluğuyla oynamalarına ben en çok kızdığım nokta bu aslında. Ama Barış herkese çok samimi davranıyor. Neden benim arkadaşlarımla konuşmamı kime yasaklıyor? Kime çok samimi davranıyorum Allah aşkına? Kime çok samimi davranıyorum Allah aşkına? Herkese. Hayır madem sen Nazlı'dan hoşlanıyorsun o zaman neden herkese göz kırpıyorsun? Evet. Bugün makyaj yapıyorum yanıma geldi göz kırpıyor böyle. Dedim en sonunda senin tikin mi var? Bir şey söyleyebilir miyim? Yani selam vermek anlamında. İşte ben yan koltuğumda oturuyor. Döndük şöyle göz göre geldik. Ben de böyle yaptım. Döndüm. Bana sonra etmeler. Dedi ki Egemen dedi sende tik mi var dedi. Ben de dedim ki hani bir insanla göz göze gelince kimimiz böyle yapar kimimiz böyle yapar. Tabii, ben dedim böyle yapıyorum dedi. Selam veriyorum bu şekilde. Madem Nazlı'yı seviyorsun eğer seviyorsan öyle bir şey gerçekten olsaydı Nazlı'nın bu durumu yanlış anlamaması için hiçbirimiz öyle bir şey yapmazdın. Peki, sen buraya sadece reklam yapmak için geldin. O zaman sende burada ne işin var? Reklam yapmak istiyorsun. Git reklam şirketleri var. Oraya parasını ver. Ne alaka söylediğin ne kadar basitçe yapsınlar. Bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Sence yani ben Nazlı'dan, Nazlı'yla aramda bir şey olması mavi için boncuk dağıtır ben mı? Kızlarla evet. Konuşamayacak mıyım yani? Bakın o hissetmiş. Evet dedi. Hı-hı. Mavi boncuk çünkü dağıtıyor. Çünkü ben her zaman söylüyorum kendine ya, yapılmasını. Pişman olacağın şeyler söyleme bence. Kendine ben hiçbir şey söylemiyorum. Kendine istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Önce kendine bak sonra uyar. Ha, sen mavi boncuk dağıtma. Ben de kiminle konuşup konuşmayacağım ona göre ayarlayayım. Yani diyorsun. Daha biz bir haftadır tanışıyoruz. Hepimiz arkadaşız. Hissediyorum ya. Kişiyle konuşuruz. Tam söyleyemiyorlar ya. Pekala. Evet İdil'cim. Söylediğim için belki bana kızacaksın ama ya biz her gün eve beraber dönüyoruz servisten sonra. Aynı yerde oturuyoruz. Ve gerçekten hani buranın dışında da konuştuğumuz bir olay. Ve ilk günden beri bana gerçekten Nazlı'dan hoşlandığını, Nazlı'nın nasıl bir kız olduğunu ve tanımak istediğini anlattı. Tamam, ve her gün güzel. Bunu konuşuyoruz. Yani şöyle reklam yapmak istese neden biz eve dönerken kapının önündeyken bana bunları sorsun? Ya da Nazlı'nın numarasını istesin. Bence olay tam olarak şöyle oldu. İkisi de birbirinden hoşlandı. Yani hoşlanmadım deme. Az bir şey sende de bir şeyler gayet vardı. Gayet doğal bir şey. Çok
güzel bir şey. Ben hatta dedim çok yakışıyorsunuz, çok iyi falan dedim. Sonrasında bu olaylar oldu. Sonrasında bu ortaya çıkan reklam ikinizin de hoşuna gitti ve devam ettirdiniz. Şimdi de baktınız ki olmuyor, bozdunuz. Sonra da rekabet. Yoksa ben kesinlikle mavi boncuk falan ve inanmıyorum, böyle bir şey yok. Bu işin içinden bu kadar kolaylıkla çekilmezdi. Buranın dışında da bana anlattı çünkü. Gerçekten senden hoşlanıyorum. Ben öyle hissediyorum. Ben biliyorum, hoşlanıyordu. Evet Erkan. Evet, ben de duydum hani yemekhanede söyledi. Ama ben biraz da sorunun şurada olduğunu düşünüyorum. Kimse 3 günde daha işte hareketlerine dikkat et, karışma diyemez bence. Çünkü hani bir tanıma süreci vardır. Hemen aşk olduğuna da ben inanmıyorum. Ben o anlamda demedim. O anladı ne anlamda demek. Ben sana kızmıyorum. Senin tavrın olabilir. Birbirine. Ama bence aşka da inanmıyorum. İlk görüşte aşk olmaz. Zamanla insanlar birbirini tanır. Ama sen böyle giyinemezsin, İşte laflarına dikkat et falan. Bence 3 günde bu söylenmez. Belki de bu baskı karakterinden rahatsız olmuş olabilir. Peki hadi jüri karşısına alalım. Bir şey söyleyebilirim. Söyle. Ben Facebook'tan bazen takipçilerime cevap veriyorum. Benim olduğuma inanmıyorlar. O benim. Hepinize selamlar, sevgiler. Bu kadar. Herkesin derdi başka. O bana benim. Yıllar önceyi hatırlattı senin bu pantolonun. Çok gençlik. Yıllar derken 17-16 yaşlarında. Ajda Pekkan da o zaman herhalde işte 17 falandı. Kadıköy'de bizim zamanımızda bir partiler vardı ve kapıdan içeriye muhteşem bir genç kız girdi. Sapsarı saçlar, üstünde aynı senin bu kısalığında balıkçı pantolon denilen, yanında küçük yırtmaçla, balerin ayakkabılarla muhteşem bir varlık girdi ve bugünün Ajda Pekkan'ı. Ah, evet hep söylersin. Onun içinde bunun bir erkekte böyle hele yanları ayakkabılarla inan sana midem bulandı. Ve bu kadar olamaz, poponu da bu kadar göstermiş, basenini. O ceket de böyle çumçuru çumçu gibi çekmiş seni çamaşır. Niye benziyorsun biliyor musun? Çamaşır makinesini bütünüyle attık, her şeyin çekti ve sen böyle çıktın. Hoca seni bir kenara koyayım yavrum. Peki. Seni çok beğendim. Teşekkür ederim hocam. Çok beğendim, çok uyumsuz bir şey görmüyorum. Çok teşekkür biraz ederim. Ayakkabıların daha genç olsaydı, ayakkabılarını biraz yaşlı buldum. Bu kıyafete göre yaşlı evet. Buldum. Daha genç, daha bir tarz ayakkabı olabilirdi. Ama tişörtün o bağlama, ayakkabıyla çantan çok yaşlı. Evet. İkisi de çok yaşlı. Yani bence bu kılığın ayakkabısı çantası değil. Ama geri kalan kısım iyi. Teşekkür ama ben ederim. Tabii ki yanındakini maalesef çamaşır makinesinden çıktığı için... Onun içinde sadece sana veriyorum 6. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Ben ya bu arada sana ya Egemen diyelim ya Barış diyelim. Ben az önce şaşırdım. Egemen kimdi ya ben dedim. Ben de canım aradan başka kelimeler falan. Evet. Egemen Barış ismi. Öyle mi? Evet. Barış. Ama Barış, Barış diyoruz. Bir egemenimiz yani daha diyelim. Var çünkü. Peki. Bir egemen daha var. Ben Barış'ın aslında beğendim senin kombinini. Sadece ayakkabıların ene doğru genişliyor yana doğru. Yani daha böyle İtalyan kösevi ayakkabılar var. Evet. Giyilebilecek örgülü falan. Öyle bir şey olsaydı çok güzel olurdu. Baktığım zaman tek gözüme çarpan saat fazla geldi bana. Onun dışında bence bayağı şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Yakışıklı gözüküyorsun. Beğendin saçın, mi sen bunu? Ben beğendim. Ya ayakkabı hariç ben beğendim. Bir yan dön. Ay bununla bu yani hakikaten zerafet şeyi de değişti. Ben beğendim Cemil Bey ya. Ay yandan baksana cepleri açılıyor. Ben beğendim. Yok normal ya o kadar öyle bir şey yok. Ay çok kötü yani daha kötüsü cennet şahini. Yani. Ben ayakkabılar dışında beğendim. Nazlı seni bayağı beğendim. Çok beğendim seni. Çok teşekkürler. Çok, çok güzel bağlamışsın gömmeyi. Tişörtün çok güzel. Çok teşekkürler. Güzel bir kadın oluyorsun bence. Yani ilk güne baktığım zaman, evet. Bir de şu anki Nazlı'ya baktığım zaman kişiliği. Birkaç arkadaş var çok şaşırtıyor beni. Onlardan bir tanesisin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Beğendim ikinizi de. Yani senin ayakkabını hiç beğenmedim Barış, onun dışında. Ben de 7 puan veriyorum. Çok teşekkürler. Evet Barış yani... Çok cesaret isteyen bir pantolon. Yani birçok Türk erkeğe buna dışarıdan baktığında yağlı güreş kısmetinin biraz uzunu ve beyazı diye düşünecek. Yani hani neredeyse öyle bir şekilde duruyor. Ama
Yani ayakkabılarından dolayı da gözümüze kötü gözüküyor. Evet. Yani çünkü ayakkabılar çok böyle şeyini, özenini, böyle klasını bozuyor. Pof diye ayağın birden açılıyor altta. Kıvırsa falan? Yok, kıvırsa daha fena olur. Yok. Belki bir tık daha uzun olması gerekiyordu. Ve daha tok, böyle ayağı sağlam yere basan, yanlara doğru i̇şte hamur gibi genişlemeyen. İşte o yüzden dedim ya, kimseye İtalyan ayakkabı. Konseri gibi. Ayakkabı tamam. Giymen gerekiyordu buna. Ceketini ve gömleğini çok sevdim. Saatin beni rahatsız etmedi ama o saatinin yanındaki bileklikler olmasaymış keşke. Nazlı ya, gerçekten inanamıyorum. Yani ve seninle gurur duyuyorum. Çok yani teşekkür ederim. Söz dinlediğin için. Bana yardım ettiğin yani, için ben de evet, size teşekkür yani hislerini ederim. Takip edip kendine bir tarz yarattığın için. Bilekliklerini çok sevdim. Çok gömleğinle çok uyumlu. Ben ayakkabılarını da sevdim. Çantanı sevmedim bir tek. Ama çok güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de size 7 veriyorum. Çoğun Nazlı'nın zaten. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Neden senin moralin bozuk bu kadar? Ne oldu? Yani neden... Barış bir çıkmaz da. Niye üzgünsün bu kadar? Uyuyamam sana. Ağlarken de güzel. Bir kere çok yakışıklısın. Ve birine benzemek suç değil. Bunun için tamam, arkadaşlarına defaen uyarmak gerekiyor. Ve tekrar söylüyorum. Ne kadar duygusal olduğunu da şu anda görebiliyorum. Ağlıyor mu? Evet. Yok ya yani, Nazlı'cığım sen böyle güçlü bir karaktersin. Nazlı'dan biliyorum. Da hoşlanmış olabilirsin ayrıca. Bu da çok evet. Güzel bir şey. Barış ağlamadı olsun ya. Dünyanın en doğal, en güzel duygusu. Erkekler de ağlayabilir. Ya yok ağlar. Ya, erkekler ağlamaz diye bir şey yok zaten. Sinirden ağlıyordu. Ya yapma. Neye üzüldün sen bu kadar? Nazlı'yla ben artık çok zor durumdayım şu an gerçekten yani. Bence bir sarıl onu ağlamasın. İzin verir mi? Verir. Sarıl sen ona. İstemiyor yok. Şöyle bir koluna sarıl. Sarıl olacak lan. Şöyle bir tesadüf. Yani. Lütfen. İstemeyecek biliyorum o yüzden. Niye sana bu kadar kızdı? Ya Barış 23 yaşında genç bir delikanlı. Yani Nazlıcığım. Gel Barış'a bir mendil. İzlerinin etkisiyle dedi belki de oturmana kalkmana dikkat et. Yok ben Aygün'ün duyduğu şeye çok takıldım. Yanında dur. Emin yani, misin Aygün? Barış'ın fanları bana ciddi ölçüde saldırıyor. Sana. Hakaret ediyorlar evet. Etsinler. Sana ne? Onlarla yaşanacak olsa... evet, hiçbirimizin buraya gelmemiz lazım. O da galiba etkileniyor ve o tarz böyle laflar söylüyor. Yani ben zaten elimi sallasam gibi falan. Ben bunu beklemezdim özgüven. Yani. Ah kadınlar, ne zaman akıllanacaksınız acaba? Ya siz ikiniz de özgüvenli karakterlersiniz. Ve çok da yakıştırıyorum ben ilk gördüğüm yok. Andan itibaren sizi. Daha sakin, egoları bir tarafa koyup bu programın içinde olduğunuzu bile unutarak yaklaşmanız lazım. Yoksa kaybedersiniz. Belki de çok değerli bir şey buldunuz. Evet. Hiçbir şey için, hiç kimse için, hiçbir yarışma için o en büyük hazineyi siz birileri için yok edemezsiniz. Varsa vardır. Eğer aranızda bir duygusal bağlantı. İşte Aygün duyduğu şeyin çok böyle arkasında durdu ve ben... Peki sen bu çocuğu birazcık tanıyorsun. Çok ciddi güven kaybı yaşıyorum ben insanlara karşı. Gerçekten. Söylemedim diyor. Sence söyler mi? Bilmiyorum. Ben kimseye güvenemiyorum artık. Belki o anda hava atmak istediği bir arkadaşıydı. Şeydi. Ay çok üzüldüm ikinize de bir anda. Ben sanmıyorum söyleyeceğimi. Yapmayın ya. Yani söylese bile gerçekçi değildir. Bir anlık... Bir şeye kapılıp söylemiştir yani. Ben söylemedim ki zaten. Ya of, benim tamam. Üzüldüğüm konu da bu değil. Şu an düştüğüm durum yani başka bir şey değil. Neye düştün sen? Şu an düştüğün bir durum yok ki. Pantolonunu beğenmediğimize mi üzüldün? Yok yok kesinlikle. Kıyafet alakası yok ya. Gel şu suyu iç. Yok teşekkür. Vallahi iç. Teşekkür. Ben getireceğim yoksa. Gider getir bir de sarıl. Of ben içmedim daha. Çok teşekkür. Abi ki abi. Çok yakışıklı değil mi? Güzel. Aferin sana ya. Ne kadar güzel. Çok. Ağlayabilmen bile delikanlı bir adam olduğunu gösterir Barış. Ayrıca kıyafetin de gayet güzel. Konuşun, gömleğin çok anlamaya güzel. Çalışın. Çok eğlenceli. Yok, yok ben tarza bir şey demiyorum da onunla alakası yok. Nazlı'yı kırdığın için mi üzgünsün sen? Aygün'ün ettiği laf için üzgünsün. Neyse ben ağır konuşurum çünkü susmayı tercih ediyorum. Evet. Öyle bir şey söylemedim, iftira atıyor diyorsun. Söylemedim, söylemedim. Ya,
Birçoğu biliyor zaten. Hadi Mustafa, bir şans daha ver. Yok, ben kesinlikle konuşmak istemiyorum yani. Hani bu tamam. Konuyu... Biz lütfen İbrahim, sizden de rica ediyorum. Bitirdik konuşmayı zaten. Bence öyle siz burada değil, şu anda değil ama bu konuyu elbet konuşacaksınız. Yani hadi siz İdil'in bir çay için falan vermişsiniz. İdil de ağladı sizin bu halinize. İdil çünkü her zaman, evet dili biraz böyle bazen evet, böyle yani bir uzar ama çok açık sözlüdür. Bu kadar birbirimizi tanıyoruz hepimiz ne zamandan beri. Yani ne kadar rakip de olsanız. Ben İdil'e söyledim. Senin için duyduğu şeyleri net bir şekilde dile getirdi Barış'tan duyduklarını. Ben de İdil'e söyledim duyduklarımı. Öyle mi şaşırdım, üzüldüm falan dedi. İdil'in sivriliğiyle ortada ne kadar temiz kalpli olduğunu bilmiyorum. Kendisi mutlu olamadığı için insanların mutluluğu gözüne batıyor. Bu da onu rahatsız ediyor. Kendi kendine oyunlar yapmaya çalışıyor ama bu tarz insanların, kötü kalpli insanların hiçbir zaman bir yere varamayacağını herkes biliyor. Sana bir şey söyleyeyim mi Barış? Eğer gerçek bir şey varsa hayatta üzerini hiçbir şeyle kapatamazsın. Ne burada, ne dışarıda, ne içeride, ne meslek hayatında, ne özel yaşamında. Onun için inandığın duygu neyse lütfen ona tutun. Ben kendim biliyorum kesinlikle. Yani ben kendimden eminim. Benim kendim bilmem bana yetiyor. Tamam, öyle yetmesin. Değer veriyorsan karşısındakine inandırana kadar, sonuna kadar mücadele edeceksin. Eğer bir şey hissediyorsan, gerçek bir duygun varsa söyledikleri gibi. Öyle pes edip ben kendimi biliyorum deyip köşeye çekilemez. Biz hiçbir şeyi konuşamıyoruz. Ben bir şey sorduğumda cevap alamıyorum. Ben çok duygusalım ama bir o kadar da gururluyumdur. Ama işte o yani, duygusallığı şiddetle böyle fevri çıkışlarla örtmeye çalışamazsın. Ya ben bu gerçek çifte 10 puan veriyorum. Ne için derseniz deyin. Bu kadar ikisinin de gözlerinden çıkan evet, her şey için. Daha çoğu Nazlı'nın, senin kıyafetin, evet jürimizin söylediği gibi. Moral olsun size. Gerçek ben biraz olsun. Hayatımda gaddarım bu konularda. Çünkü ayakta durabilmek için hiçbirinizin bu alemde bu kadar hassas olmaya hakkınız yok. Eğer ağlaması gereken biri varsa 45 yıldır benim her gün ağlamam lazım. Unutmayın, hayatınızda daha çok tokatlar yiyeceksiniz. Yalanlar olacak. Onun için ben kıyafetlerine göre bakıyorum. Duyguları böyle oldukça hatta puanım iniyor. Puanım iniyor. Yani ben güçlü insanları severim. Ağlamak güçsüzlük değil bence. Hayır, güçlü insanları severim ve hayatında güçlü insanlarla tarz olabileceğini düşünürüm. Sayın Bülent Ersoy şimdi aramış. Kendisi de telefonun diğer ucunda gerçekten gözyaşlarıyla hüngür hüngür ağlıyormuş. Çok üzülmüş size. Ve şu notu iletmiş, hiçbir şey için üzülmesinler, hiçbir zaman gerçekler saklı kalmaz, merak etmeyin demiş, doğru iletebilmişizdir. Siz de ağlamayın lütfen, burada her şey yaşanıyor, bir şekilde de açığa çıkıyor sonunda. Evet. Buyurun. İnşallah daha Yani bizim gördüğümüzün dışında aslında başka bir derinleşme orada söz konusu. Fakat işte var, yarışma, var. Rekabet, bir şey konuşamıyorlar. Ya ayrıca şöyle bir şey de var. Yani burası duygusal bir şey yaşamak için de çok zor bir yer. Evet. Yani belki de var ikisinin arasında duygusal bir bağ ama çok zor bir yer burası. Ve bir tarz yarışması. Çok haklısın. Yani zor. Burası çok zor bir yer bir şey yaşamak aynen, için. İçine düştüğüm durum için üzüldüm ben de. Ne için? Ben de içine düştüğüm durum için üzüldüm. Yani burada benim kızlarla her ne kadar problem yaşasak da benim kimseyle bir tartışmam yok. Kimseyle aram kötü değil. Eğer arkadaşlarım da bana yanlış yönlendirme yapıyorlarsa da onların vicdanına bırakıyorum. Bülent Hanım'a buradan bir şey söylemek ister misiniz? Çok üzülmüş sizin için. Ya onun seviyorum. Desteği varsa zaten gerisi hikaye yani. Ya çocuklar gerçekten hani aşk kendi benliğinden vazgeçmeden bir olabilme halidir demiş Meral Okay. Yani o dik kuyrukları biraz indirmeden hiç kimse aşkı yaşayamaz. Yani aynı seviyeden bakmayı, aynı seviyeden konuşmayı, birbirini anlamayı öğrendiğin zaman o ilk işte hissettiğin aşkın peşinden gidip kıymetini bilebiliyorsun. Ben size tek bir şey söyleyeceğim. Sanova'ya çıktığında söylemiştim ya.
tekrarını izledim ve sen çok güzel gözüküyordun diye. Bu akşam eve gidin tekrarınızı bir izleyin. Çok bir güzeller bakın. Değil mi? Çok. Bir izleyin. Gel, tüylerim diken diken. Sadece oluyor. İzleyin kaçtır? Diyorum o kadar. Neden biz 15 dakikadır onlara kilitlendik biliyor evet. musunuz? Çünkü çok gerçekler. Evet. Ne hissediyorlarsa o. Hiçbir üzerlerinde ekstra, hiçbir yapay, hiçbir şey yok. Yok. O yüzden üzerine gittim. O yüzden anlamaya çalıştım. Siz de aynı şekilde. Bülent Hanım boşuna etkilenmedi. Ekranda evet. bizi izleyenler şu anda. Merhaba demek ister misiniz? Bakın kim var telefonda. Ben vallahi bilmiyorum. Benim bir tek şey hoşuma gitti. Sevgili Bülent Ersoy. Merhabalar efendim. Ha burada mı? Merhaba. Oy, nasılsınız? Ben biraz rahatsızım. Üşütmüşüm. Oh geçmiş Onun olsun. Onun için sesim de gitti. Ciğerlerim de şey öksürüyorum. Oh. Ama beni çok üzdüler. Ay, siz üzdüğümüz için özür dileriz. Bülent Hanım öncelikle geçmiş olsun. Çünkü sevgi bulunmuyor. Çok zor bulunuyor. Cemil'in söylediğine de katılıyorum. Bizler hayatımız boyunca çok değişik şekillerde hep mağduriyete uğradık. Dimdik ayakta kalabilmeyi başardık ama onlar çok daha küçük. Onlar başaramayabilirler. Sakın başkalarının laflarına uyup mutsuz olan insanların oyunlarına gelmeyiniz çocuğum. Eğer bir şeylerden mutluluk bulduysanız o mutluluk çok önemli. Çünkü onu parayla, pulla, şöhretle hiçbir şekilde elde edemezsiniz. Hazır elde etmişken o ipe sarılın derim ben bir büyüğünüz olarak. O çocuğun neydi adı? Artist çocuğa benziyor. Barış. İşte bilmiyorum adları. Dinliyorum Bülent Hanım. O çocuğa da söyleyiniz lütfen. Sakın bir daha ağladığını görmeyeceğim. Sakın. Lütfen. Her şey düzelecektir. Ben cumartesi geldiğimde ikisini de odama çağıracağım ve onlarla görüşeceğim. Bu arada birdenbire lafa girdim. Muhterem heyetteki arkadaşlarıma selam vermeden zaten geçmişler olsun. Çok geçmiş olsun Bülent. Konuşmaya başladım. Beni mazur görünüz. Yok çok şey geçmiş olsun. Lütfen. Kolay gelsin. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Tabii. Müsaadenizi rica ediyorum. Tabii. Bütün talebelerime de hepsini onların çok sevdiğini ifade etmek istiyorum efendim. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun. Üzülmeyin. Kıyamam ben size. Ve teşekkür ederiz gerçekten. Bakın programımızın yani, ne kadar... Ama çok doğru bir şey söyledi. Güzel takip edin. Çok doğrusu bir şey söyledi. Evet. Yani yaşam... da bizler ki çok yıllık arkadaşız, neler çektik, kimler sevgilerimizin arasına girip bizi tarumar ettiler, bize sevgiyi yaşamaya müsaade etmediler ama böyle bir yolu seçiyorsan maalesef dik durmak mecburiyetindesin. Hayat bu kadar gaddar. Öyle. Yani sizin hakiki bir sevgi var mı aranızda bilemem tabii. Çok aranıza girmek istemiyorum. Ama olduğu gün düşmanlarınızın çok artacağı da kesin. Ben hepsinin farkındayım. Çünkü insanlar mutluluğu kaldıramıyor. Hepsinin mutluluk de farkında olduğu yerde farkındayım. Bozmaya Hayır. çalışıyorlar. Ama kendi sadece söyledin, kendi ben insanlara olan güvenimi yitirdim. Bir dakika. Ebru Hanım ben bu zamana kadar beni pek böyle nötr bir kız olarak tanıdınız ama ben de çok çok şey yaşamış bir insanım bu hayatta. Ve ben insanlara güvenmiyorum artık. Artık güvenmiyorsun. Sana bir tek bir şey söyleyeceğim kızım. Hayatında bütün hayatı boyunca senin en baş düşmanın kadın oldu. Kadınların nedense en baş düşmanları hep kadınlar oluyor. Ve mutlu gördükleri zaman da o mutluluğu bozmaya çalışıyor.
senden bir baba, bak abin yaşında da değilim, baban yaşındayım, bir tavsiye: gözünle görmediğin, kulağınla duymadığın hiçbir şeye inan. Evet. Yani o kadar yakınlarımdan o kadar darbeler aldım ki artık. Hayır, kulağınla duyacaksın, gözünle göreceksin yavrum. Kimse... Geri kalanı buradan girer, buradan çıksın. Kahkahalarla gül. Ve ufak şeylere üzülmeyecek kadar da dünyalar büyük üzüntüler bir yaşadım. Kızsın. Hiç takılmayacak bir kız da değilsin. Ayrıca o da dünya efendisi bir adam. Evet, bugün çamaşır makinesinden çıktı. Kazara her tarafı çekti. Hadi biraz gülelim nedense. Ama gönlü çok güzel bir genç. Bir defa ben sana bravo diyorum. Çünkü çoğu erkek ağlamaya utanır. Halbuki erkeklerin de kadın kadar ağlama hakları vardır. Çünkü erkekler aslında çok duygusal varlıklardır. Onun için de bravo, burada mert bir adam gibi kendini gösterdin. Acı çekti. Nazlı'ya da ifade edemediği için o burada bir patlak verdi. Erkekler kadınlar gibi ifade edemiyor tabii. Kelime hazineleri ya, o kadar çok yok. O böyle anlattı işte. Birbirinizi çok yeni tanıyorsunuz. Evet, güven eksiklikleri oluşmuş bir şekilde bulunduğunuz ortamdan dolayı ama bir araya gelip konuşmalısınız bence. Bak ne diyor. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim senin olsun. Yüreğim bende kalırsa yaşayamam. Sen ağlama, dayanamam. Ağlama göz bebeğim, sana kıyamam. Al yüreğim senin olsun. Yüreğim bende kalırsa Evet, reklamlardan sonra hepimiz şöyle bir nefes alıp kendimize geldik. Bu tarz evim stüdyosu az önce duygusal anlara şahit oldu. Hep birlikte Nazlı ve Barış'ın bir şekilde düştüğü duruma üzüldük. Onların kendine gelmesini bekledik. İyi misiniz biraz daha? Değilsin. Ay, dokunsam ağlayacak yine. Toparladın değil mi? Peki. Devam ediyoruz. Onlar kendilerine geri dursunlar, düşüne dursunlar tüm bu konuşulanları, değil mi? Çünkü düşünmeye de ihtiyaçları var bence şu anda. Ecem ve Mehmet Akif gelsin mi? Ecem ve Mehmet Akif. Gelsinler. Hoş bir şey. Ecem gelmesin. Gel, Nil mi gelsin? Hadi gelelim. Geliyorum. Gelelim. Peki gel. Nil ile Can geliyor. Gelmiyorum. Havalara uçacaksın. Ayağımı yerden keseceğim senin. Kalbime konacaksın. Ha, uçacaksın, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ayağımı yerden. Ay vay vay, büyük bir sürpriz varmış. Ne yapacaksın? Büyük sürprizin ne Can'a? Evet, Can çok yoğun böyle fotoğraf çekimleri vesaire vesaire. Tabii Residence'larda hep stüdyosu. Ben de helikopter pilotluğu eğitimi alıyorum. Evet. Ondan sonra ona sürpriz yapıyorum. Çatısı da müsait inişe, o yüzden onu almaya gidiyorum. Çatısına indin, alıp Can'a uğraşıyorum. Ben hemen bir şey söylemek istiyorum. Ya bugün annemin doğum günü de. Onu bir kutlayabilir miyim? Kutlayanlar. Vallahi bu zamana kadar gerçekten... Hani çok sıkı fıkı yetiştirdi, yani çok zordur günler de yaşadık ailemle. Gerçekten böyle yetiştik çok yani. Ne güzel. Hani hep aileden şikayetçi olur ya, bizimki tam aksine. Babam da hani yanımda küfür dahi etmedi. Aileden şikayetçi olur mu? Annemi de çok seviyorum. Bana sevmeyi, saygıyı öğrettiğin için çok teşekkür ediyorum. Doğum gününü kutluyorsun, iyi ki varsın, hep ol kadınım benim. Vay, mutlu yıllar. Kadınım beni. Nice mutlu yaşlara, seni yetiştiren bu güzel anneye, aileye. Pekala, ne diyorsun bu hikaye, sürprize sevdin mi? Ya sürpriz biraz şey oldu. Bir de benim yükseklik korkum var. Nasıl bineceğim ben helikoptere? Korku peki, oldu biraz. Peki dönelim bakalım. Hızlanmamız lazım. Süreden oldukça çaldım bugün. Evet Egemen. Merhaba öncelikle. Can bugün çok kötü gözüküyor. Botları, pantolonu biraz bol gözüküyor. Dünkü gibi olmuş açıkçası. Biraz A'ya benzemiş. Neye benzemiş?
A'ya benzemişsin biraz. A gibi diyor. Yani o olduğu için mi? Dün de böyleydi. Buna benzer bir şey vardı. Yok, dün böyle değildim. Sanırım takip etmiyorsun. Dün dar giymiştim. Hayır. Evet, dün dar giymiştim. Tamam, dar pantolondan bahsetmiyorum. Ayakkabıdan bahsediyorum. İçine sokmuştun tekrar, evet. Evet, çünkü benim ceket vardı üstünde falan. Hatırlıyorum yani. Çünkü benim tarzım. Nil'de bence gayet güzel gözüküyor. Ya bir şey, pilotlar gibi olmuş, uçacakmış gibi uçuyorsun, süper. Evet. Teşekkür ederim. Çok gayet güzel. Uçtum. Teşekkürler. Evet Aygün. Can, ben senin kadar hayatımda zevksiz bir erkek görmedim ya. Dün Mehmet yaptı, burasını kapattı falan, rapçi, kayakçı stili vesaire de. Sen bugün onu kotla yapmaya çalışmışsın ve gerçekten çok itici duruyorsun. Dokunmak ister misin? Bu kot değil. Dokunmak ister misin? O zaman kendini kot zanneden bir gömlek o galiba, bilmiyorum. Kot zanneden değil. Bunu dokunabilirsin. Ne o? Ha, penye. Penye mi? Evet. Ya penyeyi de bu şekilde yani ancak bu kadar berbat edilebilir. Bence gayet iyi. Herhalde kota alacak kadar Mevlan yetmedi, gitti penyeden sahtesini aldı. İnan bunlar Türkiye'de yok. Gerçekten çok zevksizsin çünkü o gül kurusu rengiyle nasıl o ayakkabıların rengini bir tutabildin. Allah'ım, tam bir cinayet işlemişsin. Amacım işte, amacım bu değil yani, biliyor musun? Ayakkabıların rengini bir tutmak değil yani. O gözlükleri taksana, tam olsun yani. Tam olsun. Kaşlarını takarım. Tamamen bütünleştirir zaten. Zevkle takarım. Bence gayet iyi. Sen gerçekten ne için bu yarışmadasın merak ediyorum ama bence herhalde tahmin yürütüyorum. Ben hepimiz kesinlikle evlenmek için bu yarışmada değilim. O belli. Diye. Evlenmek için bu yarışmada değilim. O belli. Evet. Güzeldi. Ya Allah aşkına ya. Sen böyle önce giyinmeyi öğren. Ben zaten giyinmeyi gayet sonra, iyi biliyorum. Ondan sonra diğer konulara konuşuruz. Ben standartların dışında olduğuma inanıyorum ve gayet iyi giyinmeyi düşünüyorum. Senin dışında olduğun bir standart yok zaten. Senin olabileceğin bir standart hiç yok yani. Ne güzel. Ne güzel. Aykırıyım işte, ne güzel. Yalnız bunları giymek şey kesinlikle her aykırı fazla olan insan cesaret edemez olmuyor. Bence. Efendim? Her aykırı olan tarzı olmuyor. Aykırı olmak tarzı olmak anlamına gelmiyor. Benim tarzım bu, aykırı olmak. Şıklığı birleştirebilmek bir tarzdır. Benim i̇şte ama benim tarzım belki şıklık değilsin. Değil de biraz daha sokak değil mi? Canım sen belki bunu birleştirmişsin ya, sakallarınla da birleşmiş, boyun güzel bile gözükmüyor ne güzel orada. Amaç o zaten, boyun gözükmeyecek. Peki o zaman neden açtın geri? Bence hiçbir anladığın yok. Şu an ya sadece kendini ekran önünde tutmak için konuşuyorsun. İnşallah hiç denk gelmeyin. Seninle. Yani arkadaşıma en büyük korkum o. Ne? Benim de en büyük korkum o. Emin ol. Benim de en büyük korkum o. Senin gibi bir insanla asla olmak istemem ki. Geçen hafta da Erkan sayesinde olduğunu buradaki gayet iyi herkes anlamıştır. Devam edebilir miyim? Nil Anka ya da başka bir şey mi desem? Haftalardır burada hepimizi kandırdın. Nil Anka, Nil Anka diye. Ama uğraşman gereken kişinin benim olmadığımı anlayamadın. Dün bütün gece uyumadım Nil Anka. Ve Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Bunu öğrendim. Yaşının da aslında 29 mu diyeyim, 30 mu diyeyim, onu da istersen sen söyle. Bunu yalanlama çünkü hepsini öğrendim. Sadece soyadını ve kimlik bilgilerini buraya veremediğimiz için şu an reji vermiyor. Haftalardır bizi burada kandırdın. Ben buyum. Vicdan dedin, akıl dedin. Burada dedin hepiniz bana iftira atıyorsunuz dedin. Ben Nil Anka'yım dedin. Ama benim İdil olduğumu unuttun. Gözümde gram uyku yok, yorgunum. Ve senin yalanını ortaya çıkarttım. Ne adın doğru, ne yaşın doğru, ne suratın doğru, ne sen doğrusun. Peki hangi inançla, hangi vicdanla burada hepimizi kandırıp Nil Anka'yım diye durdun? Hadi şimdi sen söyle gerçek adını, yaşını da bu artık burada bitsin Nil. Söylediklerin senin her zaman için, hepsini söylediklerin. Sen zaten Ümmü daha Gülsün, dün... Ya şimdi bir dakika, bu çok daha enteresan bir iddia. Yani daha dün demiyor muydu ismini yazdım, değiştirdi diye. Yani Gülsün. Daha dün demiyor muydu? Nil Anka senin gerçek ismin mi yoksa sahne ismin mi? Ben aldım, doğrudur. Dün zaten değiştirdi dediklerinde itiraz ettim mi? Hayır, ama söylediği şu an şeyler şu açıdan etik değil. Yapım, her şeye bakarak konuşuyorsun. Yapım şirketiyle sen benim sözleşmemi gördüğünü mü iddia ediyorsun? Yapım şirketiyle değil. Ben başka kaynaklarla benim yapım şirketiyle kendim araştırdım ve kendim buldum ve %100 doğru bir bilgi bu. Ama Nil Anka'nın sahne ismi olduğunu ve değiştirdiğini... Hayır, size hiç böyle bir şey söylemedi. Daha dün demediler mi burada ismini değiştirdin diye? Yaşım 25'tir dedi. Hadi yaşını da söylesene. Söylemezsen zaten bilinen bir şey bu. Yaşını da söylesene. İdil 5 yıl önce liseden mezun olmuşsun. İkimiz birbirimize şu dakika kimliklerimizi gösterelim. Nil, kaç doğmuşsun Nil? İkimiz şu dakika kimliklerimizi birbirimize gösterelim. Kaç doğmuşsun? 89. Pazartesi 89 doğumlu musun? Hadi söylediğin vicdanınla söylesene 80. Ya bunun ispatı %100 diyorum. Sen şu ispat an, olmadan sen konuşamam. Sen gördün mü? Ne sen gördüm, an... öğrendim, biliyorum bütün bilgilerini, başka burayla alakasız gram uyumadım, buldum.
adın Nil değil. Peki doğru yaşın olduğunu niye biliyor? Gördüğü yerde doğru olduğunu ne biliyor? Suratında birden fazla estetik var. Benimle uğraşmaman gerektiğini öğrenemedin. Hadi o yazıyorsun ya satır satır. Ben Nil Anka'yım. Ben doğruyum. Ben gerçeğim. Senin neren gerçek? Ne yaşın, ne yüzün, ne adın. Senin neren İdil, gerçek? İdil bana zarar veremezsin. Bana bir zarar şey vermek istemiyorum. Benim bir tane sorum var. İki sorum var. Bir, gerçekten bütün bunlar doğruysa neden hani hala itiraz ediyorsun? Çünkü ismini şu an ismi olarak değiştirmiş olabilirsin. Hayır, dün evet, ismini değiştirdin dediler. Tamam. Ben burada itiraz ettim. Estetik yaptırdığını da itiraf evet, ediyor. Burnumda, evet. Yaşını söyle. Yaşını başka, söyle artık. Biliyorsun. Benim yaşımı sen biliyorsun. Sen görmedin neden, mi? Sen neden bu kadar bu şimdi konuya bakın, şey yaptın? Ben hep yanlış anlaşılıyorum. Sanki Nil'e saldırıyormuşum gibi. Benim burada kızdığım şey, bu kadar bizim üstümüze ikiyüzlüsünüz, yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz dedi. Bir bunları da bizim söylediklerimizi de kabul etmedi. Sonra ben bunları ortaya çıkardıktan sonra yavaş yavaş kabul etmeye başladı. Yalan konuşuyorsun ve ben bunları ortaya çıkarttığım için ben kötü oluyorum. Peki sen neden olacaksam kırıldın? Olayım. Sen yalan söyleyen ben, bir insansın. Ama ben de bir şey söyleyebilir miyim Ebru Hanım? Hep onlar konuşuyor. Hiçbir şeyin gerçek şimdi, değil. Senin ikiyüzlü olduğun için seninle konuşup şurada benim yüzüme yalan söyledin. Yayınlanmayan bölümde otururken dedim ki İdil artık ben bunları dayanamıyorum. Seninle konuşmayacağım ve ondan sonra bana içinde ağzını alamayacağım hakaretlerle başladı ve sinirlenme bir şekilde devam etti. Sözümü bitireceğim. Sonra sen kendince benim ikiyüzlü olduğumu iddia ediyorsun ya bak sen benim hayatımda iddia ettiğin şeyleri ortaya çıkarmak için gece gündüz uyumuyorsun. Benim burada şimdiye kadar savunduğum şeyse artık bana hakaret etmeyin. Artık bana iftira atmayın. Hiç diyor musun i̇şte sen ben bize de onu şunu diyorum. Dedin? Neden bunlara cevap vermiyorsun tamam, dinle, da onları dinle. Söylüyorsun? Sen hep dedin ki bana şunu, ben hep dedim ki bana artık şunu demeyin yalan. Bana şunu söylemeyin yalan. Bana şu incitmeyi yapmayın yalan. Ama şimdi hep gece gündüz uyumayıp benim hayatımı deşifre ediyorsun ve beni ikiyüzlülükle suçluyorsun. Çünkü sen de burada beni ikiyüzlülükle suçladın. Bitmedi. Bitmedi. Ben de senin gerçek yüzünü çıkarıyorum. Bitmedi. İddia ettiğin şeyin. Evet. Ya ben o konuya girmiyorum. Ben evet adımı değiştirdim girmiyorsun, diyor ya. Ya hala kabul etmiyor. Ve hala bir şey daha önce ismin neydi yani? Yaşını söyle bana. Yaşını ve görmüş olmalısın işte. Bak Nil. Hani gördüğünü iddia ediyor ya benim kimliğimi. O zaman yaşımı da görmüş olmalı. Nil şunu söyle sen söyle. Şunu da söyleyeceğim. Şunu da söyleyeceğim. Hiçbir şekilde benim de düşündüğüm ne biliyor musun? Hakikaten bu kadar vicdansız mısınız ki bir insanın üstüne bu kadar o tutmuyor bu tutmuyor. Her yalan türlü yalanla bileme. Gelip her türlü yalanla gelip. Bir de burada kendi hayatını, kişinin kendi kişisel hayatını deşifre edip de kendi hayatını onunla yok. Niye sen isim, benim yok, küçük fotoğraflarımı çarşaf çarşaf buraya getirirken iyiydi? Sözümü bitireceğim, sözümü bitireceğim. Ve hiç utanmadan hiç utanmıyorum. Bak, hiç. Bugünden sonra ne olacak? Bu programdan sonra ne olacak? Senin yalanların ve iki yüzlülüğün ortaya çıkmış olacak. Anlık değil. Ben zaten ünlü olmak, popüler bir şarkıcı, güzel yatırımlar destekler. O zaman git şarkı yarışmasına katıl. Bak iyi dinle tarzını oluşturmuş biri olarak. Ben zaten burada geleceğimi pişiyorum. Zaten ileride yani gelecek bugün yarışması Nil Anka'nın fotoğraflarını, Nil Anka'nın kötü sesi Nil olan Anka kayıtları. Değil, Nil Anka'nın şusunu busunu çıkaracaklar. Zaten her türlü şeyi Nil Anka konuşacaklar. Değil işte, sıkıntı şu an orada. Sen özel bir şey bir yapmıyorsun. Nil tamam. İdil sen dost olarak ona diyorsun ki ben onunla bir şekilde bir ortamda uyum sağladım, arkadaşlık yaptım. Hayır, güven hayır, duydum. Hayır arkadaşlık. O da olmadı. Merhaba merhabamız vardı. Ve böyle olduğu halde yani sen yüzüme bakarak yalan söylediği için hepimize çok kırgınım. Ya Ebru Hanım kime karşı kabul yalan söylemiş? Benim o kendince da. Öyle savunuyor. Benim kişisel hayatımı bana deşifre edip benim hayatımı benim daha önce suçluyor. Olan olaylar. Ama burada aynısını yaptı. Şurada ismini değiştiren bir sürü ünlü şarkıcı var. Olabilir ismini yani Sayın Bülent Ersoy'un da kendinde bir sürü değişiklikleri var. Ne sen kime ne diyorsun şimdi? Ya? Ne alakası var şimdi bunun? Ne alakası bence var? Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Haddini bileceksin. Saygısını aşmayacaksın. Burada yapım ekibiyle özel sözleşmemi gördüğünü iddia diyorsun. Ya ben bunu da bana kanıtlayacaksın. Bu da bir hukuki dava. Ebru Hanım, neyse talihsiz kelimeler kullanmayın bence arkadaşlar. Bir netleştirebilir miyim o son sizin kelimeyi? Sizin öyle benzetmeler yapmak için yok, bu hayır, ben artık yapım ekibiyle hiçbir alakası yok. Ben kendim araştırdım buldum. Bunu da üstüne basarak tamam. Söyledim. Benim kızdığım noktada hepimizi burada salak yerine koyması, böyle üstüne gitmesi yoksa kimsin nesin benim umurumda bak, değil. Nil aslında, ama gerçek yüzünü göster. Ben söylediklerine nötr kalmaya çalışıyor. Benim ama niye şunu demiyorsun? Bir dakika. Benim şunu hayatımda demiyorsun. Beni sorguluyorlar. Tamam Esra şunu demiyorsun. Benim adım Ebru. Özür şunu özür demiyorsun. Çok özür dilerim. Hayır. Çok alıştığım için. Ben bu değilim.
söylediklerin doğru değil, asıl gerçeği budur diye net iki cümle kurmadığın ve hep havada bir şeyler söylediğin için onlar senin üstüne gelmeye devam ediyor. Ya Evren ben... Ama sen şimdi diyorsun ki evet ben ismimi değiştirdim. Bu bir cevap. Zaten yaşadık itiraz ettim mi? Lütfen. Ama itiraz yaşını etmek sessiz kalmak kabul ama etmek demek özel değildir. Neden değiştirdim demek ki bir şeyleri sevmediğim için bunu tamam, neden olabilir. Bu şekilde deşifre ama tamam ki? Da neden değiştirdin demiyor ki. Veya burası bunu yargılama yeri mi? Asla değil ama şey burada soracağım. Yargılanmaması gereken birçok konu açılıyor ve bir şey daha söyleyeceğim. Bu benim özel hayatım ve hep özel hayatımla suçlanılıyorum. Nil. Susunacak hiçbir durum yok bundan ilgili. Sen rahat ol. Peki açıklayabilir misin? Yaşını söyler misin? Yaşını söyler misin? Görmedin mi? Gördüm sen söyle. Ben söyledim, artık diyorum. Seninle konuşmuyorum. Nil çünkü söyleyemiyorsun işte ya. Söyleyeceklerimi söyledim. Problem burada. Yaşını söyle, adını söyle bitsin. Gördüm zaten aynı ben. Aynı şeyleri konuşmayacağım. Sen de benim çarşaf çarşaf küçüklük fotoğraflarımı getirip istetikli diye iftira attın ki bana. Öyle bir şey yaptın mı? Yani? Yaptın. Yapmadı mı? Yaptın. O zaman o da benim özel hayatımda birine bir şey söylerken kendini yapıp yapmadığına dikkat edeceksin. İkiniz de birbirinize hoş olmayan şeyler söylediniz. Gerçek yaşını hala söylemiyorsun. Halk da bunu gördü zaten. Kimin yalanı ya. Arkadaşlar bu güzellik yarışması değil. Ya. Kaç yaşındaysa kendi yaşı, kendi yaşamışlığı, ya, kendi durumu. Evet, kim yalan söylemeyecek? Yalan söylemeyecek. Tamam işte kaç yaşındaysan yaşındasın diyorum. Sonra diyorlar ki küçültüyor. Ha ne demek mi bekliyorsun? Hayır diyor ki kaç yaşındaysan yaşındasın diyorum. Ama 100 defa söylüyorum ve diyor ki küçültmüş, mahkemeyle küçültmüş. 24-25 yaşında diyor. 29 yaşında ben gördüm hayatım. Kimlikte. Tamam bu kadar üstüne gitmeyin çocuklar arkadaşlar artık yeter. Evet Ecem. Yalanlara devam. Okey yani biz senin üstüne bu yalan sana söylenmiş bir yalan değil. Bu onun kendi hayatıyla ilgili yaptığı değil. Bir şey yani değiştirdiysem o kendi hayatını bir takım problemlerinden dolayı, bir takım arzularından dolayı değiştirmiş olabilir. Bunu kimse sorgulayamaz. Senin de böyle bir hakkın yok. Bana da söyledi ama bu yalanı. Tamam ben bir şeyler söylemek belki istiyorum. Ona inanıyor ve öyle lanse etmek istiyor kendini şu andan itibaren. Tamam. Zaten çünkü ismini değiştirmiş kimliğinden ilan kayıyor. Benim özel hayatımda suçlanılıyorum. Yalancı hiç diyorlar mı bana bunu yaptınız bana şunu ya. Hiç bak hep kendi hayatımla suçlanılıyorum. Suçlanılan hiçbir şey yok. Sen de aynı şeyi bana yapmıştın. O sadece merak edip neden bana doğru söylemedin diyor. Onun ya ona söylemek zorunda mıyım ki ben? İşte o da diyor ki madem arkadaşlık niye söylemedin? Arkadaş ben değildik bilmiyorum. Sadece merhaba. Aranızdaki merhaba. İlişkiyi arkadaşlar ben değiliz, bilemem. Değiliz, değiliz. Biz bilemeyizi biz de ilgilenmiyoruz arkadaş aslında. Arkadaş falan değiliz. Tamam biz arkadaş mıydık? Biz seninle diğerlerine göre daha fazla sohbet ettik Ecem. O da servis beklerken erken geldiğimiz için... Kafede buluşuyorduk. Yo, özellikle erken buluşuyorduk. Her hiçbir yerde her şeyde bir bahane evet, var. Evet, evet Müge. Akşam dönüyordun ama hiçbir zaman samimi olduğumuzu söylemiyorsun. Hiçbir zaman konuşmadım. Aynı arabada şey gittim sadece rahatsız dinledim. Oluyorsan rahatsız olduğun şeyleri yapmayacaksın. Nasıl şey kendi söyleyeyim. Özel hayatının deşifre olmasından rahatsız oluyorsan sen de olmayacak. Benim başımdaki alnım açık bir fark var. Bir şey daha söylemek istiyorum. Artık kendini de rezil ettin. Beni de rezil ettin. Ve hala kapanmış bir meselenin kuaförlere, makyözlere, dünleme takife, işte kendini yandaç arıyor. Burada kimse kimseye yandaç değil. Öyle bir kimse şey kimseye taraf değil. Değil. Mehmet Akif'ten duydum. Ben zaten seni o an yakaladım dün. Röportaj esnasında. Hakareti söyleme. Hakareti söyleme. İdil'e karşı. Bir ben zaten gittiğimde. Sonra geldim bana Mehmet özür dilerim. Konuşabilir miyim? Bir dakika arkadaşlar. Gel bu arkadaki meselelerinizin burada böyle üstü kapalı. Zillet tartışmanızı ama izlemediniz bakın, mi? Yeter seyirciye daha fazla saygısızlık yapamayız. Ama izledin ya. Bak ben burada yalan söylemiyorum. Yani izlemedin onlar, mi? Onlar değil de sana şaşırdım. Orada hakaret ettin. Hemen ya silah başlayayım. Beni Nil Anka oluşun hiç ilgilendirmiyor. Çünkü benim de adım Remzi Cemil İpekçi. Fakat şu anda bir ay kaldı. Remzi kalkıyor. Biliyorsunuz iki seneden beri astrolojik haritama göre Anka konuyor. Anka Cemil İpekçi oluyor. Bir insanlar, sanatçıların çoğu kendi isimlerini taşımaz. Ama bu sen gayet normal bir şey. Ama özel hayatını ayrıten, düşünmüyor. Ayrıten de 28-29 yaşındaysan Allah herkesi inşallah... Konuşanları 29 yaşında senin kadar güzel eylesin. Bir yerlerin yapıldıysa zaten onlar da birkaç sene sonra yaptırmaya başlayacaklar. Onun için bunlar beni alakadar etmiyor. Beni alakadar eden Nil Anka'nın başladığı kaç hafta oldu? 6. 6 haftadan nereden nereye geldi? Mükemmel bir yere geldi. Benim karşıma böyle böyle takma saçlı, siyah, ne giyinmeyi, sadeliği bilemeyen... Güzelliğini öne koyamayan bir genç hanım vardı. Bugün baktığım zaman günden güne evet tarz oluşturmaya başlıyorsun ve seçtiğin tarzda sadelik. Yani sade ve şık saçından rujuna kadar hoş olabilmek. Onun için de seni çok beğeniyorum. Teşekkür ederim. Çünkü burası bir tarz yarışması. Senin geçmişin beni hiç ilgilendirmiyor.
Her gün yeniden doğarız, her sabah. Bunu da unutmayalım. Onun için benim için onsun sen. Yani şu anda burandan giriyor, burandan çıkıyor. Keşke senin yaşına geldiklerinde senin kadar iyi olabilseler, eğer yaşın oysa. Benim yaşıtlarım da keşke benim yaşıma gelse, benim o benim gibi olabilse. Restorasyon da yok, renovasyon da yok. Onun için yaş sevmem konuşmayı. Sana gelince delikanlı, öyle hoş bir fırlama görünüyorsun ki. Yani anlatmam mümkün değil. Yani ben aynı pantolonunu, böyle başka bir rengini, böyle bir çizmelerim var, burada giyeceğim. Böyle çizmemi içine sokup giyeceğim. Bana da ilham veriyorsunuz. Korktuğum şeyleri korkmamam gerektiğini görüyorum. Kesinlikle. Giyerken. O yüzden de ceketine bayıldım. Bayıldım ceketine. Bir de o üstündeki gül kurusuyla mürdüm arası hani şey çok güzel. Ha, o tişörtü giyer miydim? Giymezdim. Ya bu tişörte espri olsun. Hayır, daha düz bir tişört giyerdim adamın belki. Kafasını İçinde sakladım böyle bir gri yani tonlarında. Bilmiyorum ne giyerdim. Bu resimdeki ama benim bozduğum yer sen ne saçın. Saçın mı? Çünkü ya. O saç aldı başını gidiyor. Boyun da 2 metre 10. Yakında tavanda saçları toplayacağız kestireceğim, yani. Kestireceğim. O ne yaparsan yap saçını değiştir. Kadar. Ben şimdiden puan veriyorum. Çok güzel bir kadınsın. Ve buradan çok şey almış olarak çıkacaksın. Evet. Bambaşka bir şey ve harika da bir isim seçmişsin. Ümmü Gülsüm de güzel bir isim. Ama sana anka kuşu olmak senin hayat hikayeni... Benim hayat hikayem olduğu gibi pek yaraşmış. Anka'yı da... Unutma, biz küllerimizden doğarız. Anka'yı almamın sebebi de şiddetli bir araba çarpması ve 3 ay yatalak kalmam sonucuydu. İnsanlar da anka geçerken hangi duygular üstüne basmıyorlar. Mahkemede bile var, her şey resmi kayıtlarla. 3 ay yatalak kaldım, kalçadan, ayaktan ve bilekten kırıklarımla ve tek başıma kendim baktım. Ve dedim ki ben yeniden ayağa kalkacağım ve... Yastığımın altında ilaç biriktiriyordum çünkü sakat kalkıp kalkmayacağım belli değildi ve Anka'yı orada alıp o isme sahip çıktım. Çok iyi yaptın. Benim özel hayatımla hep beni suçluyorlar. Hiç diye biliyorlar mı bize şunu dedin, bunu dedin. Ben artık gerçekten çok yıpranıyorum. Gerçekten. Yıpranma. Unutma. Bak ben de Anka ismini aldım çünkü. Sen de Anka almışsın. Bizi kimse yıpratamaz. Evet. Biz küllerimizden tekrar yeniden evet. doğarız. Sana 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Neden 9 veriyorum? Senden dolayı değil. Şu gözüküyor fırlamanın o saçından dolayı. O saçı bir daha görürsem maalesef seni değil onun yüzünden 3 puan daha keseceğim. Yarın indireceğiz. Gitti tavana çıkıyorsun yakında. Sibel. Yani Nil, ben insanın kendiyle yüzleşmesinin çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Senin de kendinle ve geçmişinle tam olarak yüzleşip hesaplaşmadığını, o yüzden de böyle havada uçuşan laflar, havada uçuşan cümleler kurduğunu istiyorum. Ben senin gibi bir şey olmak nasıl, yani Cemil İpekçi bugün hayatını bütün mahremiyetiyle herkese her şekilde açıklayabilecek açık yürekliliğe sahipse, bu iç hesaplaşmayı yaşıyorsa senin de korkmaman gerektiğini Sibel düşünüyorum. Sibel Hanım, bir dakika sözümü kesme. Korkmuyorum. Arkadaşlarının ve bizim beklentimiz şudur. Evet, benim gerçek ismim bu, yaşım bu ama böyle değiştirin. Bu kadar. Bu bir tek cümle için burada 6 haftadır kavga çıkıyor. Çünkü sen... Hep olmadığın bir şey olarak göstermeye çalıştın asla, kendini. Asla. Demin de dedin ki ben bunu kabul etmiyorum. Asla asla beni, ya. Ne asla asla hepimiz burada yaşadık bunları değil. Sibel yani bakın ben şey burada 6 haftadır sizin aranızdaki kavgaları satır satır dinliyorum. Bu bir haftadır. Burada siz orada konuşurken böyle hani ben kendi hayal alemime dalıp gitmiyorum. Dolayısıyla ve kulisinde ne olup ne bittiğini de biliyorum, öğreniyorum, insanlarla konuşuyorum. Hani burada bir anlık yayınlanan şeyin sonucunda değil. Benim aklıma o geldi. Değil. Umarım sen doğru bilgi veriyorlardır size. Sen demin diyorsun ki bir dakika konuşuyorum Nil. Ben hayır, kimse bana bir şey diyemez. O, öyle umuyorum kimse ben. Kimse beni yönlendiremez. Ben tamamen alıyorum. Ağzınızdan çıkan kelimeler benim için çok önemli. Samimiyetinizi de öyle sorguluyorum zaten. Diyorsun ki bana bu benim hakkımda bunu dedi gibi şeylerle vuramıyorlar beni. Kendi geçmişimle vurmaya çalışıyorlar. Hayır, daha demin söylediler Mehmet Akif'e dün yaptığın şeyi. Ya gerçek sen, değil. Ben videomu Esad... Çok özür diliyorum. Bunu daha önce de yaşadık. Sibel Hanım. Yaptığında oldu. Sibel Hanım lütfen ben gerçekten artık burada konuşmak istiyorum.
Orada bana ağır hakaretler edilirken bile kenara çekildim, hiç ağzımı açmadım. Ve ben gerçekten Mehmet Akif'e o kadar şaşırdım ki. Çünkü ben bana dünkü programın videosu gönderildi ve ben onu izliyordum kapıda röportaj sıramı beklerken. Saygısız dedim ve söylendim ama kimse o isimleri değil ve videomu, tabii ki orada videomu izlerken sesi de hepsi duyuyordu bunun. Ve ben gizli bir şey yapmıyordum. Bana kesilmiş dünkü video gönderiliyordu. Ve ben şunu da düşündüm Sibel Hanım. Acaba dedim gerçekten doğru bir... Benim aklıma geldi o çünkü. Orada olanlar farklı anlatılıyor olabilir mi? Ve ben bunu bir kişiye sordum. Size karşı böyle tedirginliğim olduğu için. Ve bana aynen şu sözü söylediler. Sibel Hanım işte yılların gazetecisi. Akıllı ve mantıklı, kulaktan dolma laflara asla inanmaz. Hayır. Ben size hiç kimseye karşı bir saygısızlığım yok ve benim özel hayatım burada Ebru Hanım'ın veya diğerlerinin özel hayatı nasıl bizi ilgilendirmeyeceği gibi bu benim özel hayatım. Ben burada hayır, bu kadarını tamam. Ama diyoruz aynı şeyi sen de İdil'e yapmışsın tamam mı? Yani zaten çok fazla deşifre olduk. Bir dakika sana bir şey söyleyeceğim. Olacaksın çok tabii ki kendi ağzına şey söyledin. Hepinize ders olsun. Diye. 19 yaşındaydım, 20 yaşında. Saçlarım buralarda, bir Beyçika'da okuyordum. Tarabi Oteli'nde kalıyorduk. Hayatında ilk Cemil İpekçi için çıkan bir yazı. Böyle o zamanki bir dergide. Ailem de benim tanınmış bir aile biliyorsunuz. Yani o zaman hele sinemalar da duruyor. Saçlarım uzun, gözümü boyuyorum, küpeler takıyorum, mücevherler takıyorum. İpekçilerin oğlu cemiyet dışı hayatıyla çok ilgi çekiyor diye. Ve bana çok ağır gelmişti. Hüngür hüngür ağlıyordum. Çünkü ben saklamıyordum bir şey ama böyle bir suratıma tokat. Bir kapıdan içeri rahmetli Nurlar'da yatsın Zeki Müren girdi. Bana hiç Cemil demedi hayatında. Hep Ceylan'ım dedi. Çocukluğumdan beri çok aile yakınlığımız da vardı. Niye ağlıyorsun dedi. Dedim ki bakın Zeki Bey ne yazmışlar hayatımda. Aldı. Bir gün çok meşhur olacaksın dedi. Gazeteciler boşu boşuna yazmaz. Yalnız sana bir şey söyleyeyim evladım. İnsanların yüzüne hakikatleri vur ki... Onların seni yüzüne vuracak hiçbir şeyleri i̇şte kalmasın bu. Dedi. İşte benim, ve o benim hayatımın düsturu oldu. Sakladığım onun bir şey yoktu. Onun için seni, sana tavsiyem, evet kimseye alakadar etmez. Sadece. Ama maalesef şöhret yolunda deşiliriz. Biliyorum, bekliyordum. Deşileceğimiz için 28 misin kardeşim? 28'im de. Evet. 30 musun? Sakladığım bir şey yoktu. 30'um de. Keşke herkes 25 olsa. Kimliklerimizi gösterebiliyorum. Yani... Kimliğim hayır, vardı. Hayır, benim... Ayşe Pekkan saklıyor mu? Hayır, Sibel Hanım dediler ki yaşını küçülttüm. Ne, 25 misin? Bak ben gazeteciyim. 25 misin? Yemin et. Yemin ediyorum ki 25'im de. Hayır, 25 değilim. 26,5'um. Doğrudur. 26,5'um. Evet. Yemin et 26,5'um de. Sibel Hanım kimliğimi size gösterebilir miyim? Hayır, ben senin kimliğini görmek istemiyorum. Ben ya, bulurum senin yemin etme evin var bunun. Hayır ya, ısrar ediyor sürekli. Hayır, ben gösterebilir miyim? Söylemedi. 20, hayır, 25 değil. Ben 20 kadar açık konuşuyorum. Tamam, bunda kim... bir şey yok gerçekten. Hayır, o kimlikle yani... insanlar... Ona da diyorlar ki yaşını küçülttün. Ona da diyorlar ki... Kimliğe bakmam ben, hakikate bakarım. Ona da diyorlar ki yaşını küçülttün diyorlar. 40 yaşından büyükmüşüm diyorlar. Ya burada bunu da neyse, bir günde yani. Bir buçuk yaş aldım yani inşallah. Ben de yarın ben kimliğimi göstermeyi teşekkür ediyorum. Yarın ben de giderim kendime. 67 yaşındayken 60 yaparım yani. Ay, o kadar kolay mı bu işler Allah aşkına? 68'e giriyorum. O değil. Kolay olduğunu zannediyorum. Tabii gösterim ister miyim? Çatlasın buradan hepsi 68'den. Zor bir şey yani. Allah'a şükürler olsun. Bayomu giydiğimde hala. Yani. Restorasyon yok, renovasyon yok. 68'e giriyorum. 2 sene kaldı 70'e. Yani... Ben ya ben Nil'i biraz anlıyorum. Nil şimdi yeni şöhret olmaya çalışıyor ya. Acaba geç mi kaldım? Düşüncesi var alttan alta evet, belki. Evet, hırsın kendine zarar veriyor. Ama Nil sana bir şey söyleyeyim mi? İster 20 ol, 25 ol, 26,5 ol. Yeteneğin varsa, isteğin varsa, arzun varsa, önünde ister 45 insanlar 60'ından ben sonra gösterim şöhret çok oluyor. Güzel bir kızsın. Hiç önemli değil. Beni de ilgilendirmiyor kaç yaşındaysan. Ona da yaşını küçülttün diyorlar. Tamam, çok da güzelsin. Hiç önemli değil. Sen önüne bak. Bu kadar. Bakıyorum. Valla ben artık aptal olduğumu falan düşünüyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Evet. Ya gereksiz belki bir konuyu uzattık. 7. 8. Konuştuğunuz, 9. Kavga ettiğiniz şeylerden hiçbir şey anlamıyorum. Pekala. Elindeki eldivenden kırdım. O hiç olmamış. Evet. Almayacaktım da iki arada bir derede kalmış. Tulum çok yakışmış. Tamam. Tulumuna pekala. Sağ olun. Edil ve Emre var sırada. Bugün...
Safranbolu'da. Hı hı. Ne yapıyorsunuz orada? Benim yurt dışından arkadaşım. Mailleşiyoruz ama hiç görüşmedik daha. Ben Belçikalıyım. Belçika'dan geliyorum. Evet. İlk defa buluşacağız. Beni değişik bir yerlere götürür müsün dedi. Ben de daha önce Safranbolu'ya gittim, beğendim. Oraya götüreceğim, beraber dolaşacağız. Evet, ben dinledim seni bir taraftan da merak ettim şu ünlü kolyeyi. Saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Çantan da çok güzel. Yanındaki arkadaşının tarzını beğeniyor musun? Beğeniyorum. Tarzından öte beni çok yükseltiyor. Gerek laflarıyla, gerek davranışlarıyla, gülüşüyle. Gerçekten mutlu ediyor beni. Eğlenceli bir hafta geçiriyoruz beraber. Ne güzel. İdil de beni çok yükseltiyor. Birbirimizi çok yükseltiyoruz. Yükseklere çıkacağız. İkiniz de farklı telden kendi içinde değişik zevkleri evet. olan iki kişisiniz. Ama bence çok güzel bir, enteresan bir uyumunuz var. Biz biraz güçlü karakterleriz. Bence. Ben acitasyon vesaire sevmem. Ağlamayı da çok sevmem kendi hayatımla ilgili. Güçlü olduğum için bazen sevilmiyorum bence ama böyle olacaksa sevilmemem daha iyi. Öyledir, güçlü olmak bazen göze basar, doğru söylüyorsun. Pekala, evet. Evet Mehmet Akif. Öncelikle kolyeyi taktı. Meşhur kolye. Meşhur kolye. Benimki kolye. Tamamen bambaşka bir kolye. Öyle bir tasma, kelepçe diye bir şey takmam. Ya çok ucuz görünüyor ve bilmiyorum yani tasarımcım diyor, tasarımcıyım diyor. Ben burada hiçbir tasarımcı görmüyorum yani bilmiyorum hiç hoşlanmıyorum böyle kıyafetlerden. Bence, tamam onun tarzı ama tamam. Ama beğeniyorum onu, demiştin bayıldım dedin kolyeye. Tamam kolyeyi ben cevap vereceğim benim kolyem canım, var. Benim kolye, aynısını sipariş verdim benim aynı kolyem de var ama böyle değil. Başka bir kolye o üç gün aynısı içinde gelecek diyorsun, ve göstereceğim ona diyorsun. Nasıl takacağını nasıl kombin edeceğini göstereceğim ona. Bu kombinle alakası bugün olmuş gösterdim. Sırf takmak için taktım bir gün bana inat olsun diye. Ama ben sana göstereceğim onun nasıl takılacağını ve sen de şey örneği olacaksın, nasıl takılmayacağını. Şimdi sen nokta. Bu kolyeye ne dedin? Tasma dedin galiba, tasma evet. gibi dedin, evet. şey gibi dedin. Sen bu kolye için ne dersen de, bu kolye çengele benzeyebilir, yağmura benzeyebilir, her şeye benzeyebilir. Evet. Bu kolye bir tasarım. Evet, tasarımcıyı biliyorum. Design, İngilizcesi evet. design. Evet. Sen İngilizce daha iyi anlıyorsun veya Almanca evet. daha iyi anlıyorsun evet. bilmiyorum. Evet. Buna bir tasarım denir ve bir tasarımcı... Her şeyden etkilenebilir. Yağmurdan etkilenir, rüzgardan etkilenir. Her şeyden etkilenebilir. Doğru. Ve tasarım yapabilir. Doğru. Bir şey çengele benzer, kancaya benzer, her şeye benzer. Tasarım olduğu sürece tasarımdır. Ben sana şimdi sadece bir çok ünlü bir moda tasarımcısının söylediği cümleyle yanıt vereceğim. Tamam, söyle. Sen o tasarımcının adını biliyor musun? Gerçi onu bilmiyorum ama bizim atamızdır. Sayın Lagerfeld, Karl Lagerfeld. Evet. Sen İngilizce daha iyi anlayacağın için önce İngilizce söyleyeceğim. İngilizce sonra söyle. Canlı yayında Türkçesini de söyleyeceğim. Tamam, söyle. Lagerfeld şöyle demiş, onu sordular. What is your inspiration? What inspires you? Demiş ki, I am inspired by everything. Just one rule, eyes open. Evet. Ve ben Türkçe açıklıyorum şu anda. Neden etkilenirsiniz? Lagerfeld demişler tasarım yaparken. Ben her şeyden etkilenirim. İlham alırım. Bir ilham alırım. Bir kuralla göz açık. Evet. Ve çok güzel. Bu çok büyük bir tasarımcının yaptığı bir tasarım. Sen her şeyden önce madem bu kadar bu tasarımı beğenmemiştin, madem bu kadar gülünç bulmuştun, neden aynısını internette hemen aynısı aynı akşam değil. Benden gördükten sonra kopya çekip araştırdın da siparişlerini verdin beyefendi. Onun yanıtını ver önce. Bak dinle canım kardeşim bak. Şimdi ben o kolyesinin aynısını almadım. Benzerini aldım. Zaten ben onu takmam. Neden madem bu kadar etkilendiğinde benzerini aradın? Hani neden bu kadar etkilendiğini verdin? Bu kadar beğenmemiştin. Veremem mi? Veremem mi? Verdim ve aldım. Ve göstereceğim sana nasıl kombin edeceğimi. Ben bunu sen sırf bana inat olsun diye taktın onu bir gün. Sırf inat olsun diye taktın. Bak hepsi birbirinin mesela aynı modelin farklı renkleri. Yani bazen gerçekten benzerlik taşıyan şeyler giymeleri, hatta aynılarını giymeleri söz konusu olabiliyor. Ve, neden seni bu kadar etkiledi onun o kolyeyi? Bundan dolayı Ebru Hanım, ben bu kolyeyi taktığımda kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Tamam. Ve bana özgü hissediyorum. Ve ben bir yarışmacı arkadaşın, bu Mehmet olur, başkası olur, gördükten sonra hani... Çünkü bu beni çok yansıtan bir şey ve ben bunu yurt dışında çok taktım. Veya Türkiye'ye geldiğimde sadece bir klapta taktım sadece geldiğimde. Tamam. Kendimi çok iyi hissediyorum, kendimi çok iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum yani kolyeyle. Yani benimle çok bütünleşen bir şeyi... Evet, onun için ben bunu böyle bir şeyi, mesela bu bir kravat olsaydı... Bu zor bir aksesuar, haklısın. Bir ceket olsaydı, bir siyah bir ceket, bir pantolon, bu tarz şeyleri zaten giyiyoruz. Ama bunun evet, bu çok özel. Ayakkabı gibi bir şey değil diyorsun, değil bu yani, özel hayır. bir şey diyorsun. Peki. Evet Erkan, sen takar mısın?
Ben takmam, yani belki o yakıştırır ama ben biraz düdüklü tencerenin kilidine benzettim yani kolyesini. Yani o... Hiç güleceğim yoktu. Yani bu ben kolyeyi dün gördüm Ebru Hanım. Hani ben dedim ki herhalde çok hani böyle çok fena bir kolye hani ama görünce sen gerçekten düdüklü tencerenin tatladın. Kilidine benzettim. Hani o zincir zaman, olmasa. O kadar kıskandın ki. Sayından gülüyorum tamam mı? O kadar kıskandın ki. Çünkü hiçbir zaman böyle bir kolyeyle kolye yapamayacaksın. Düdüklü tencere de aynı sesi veriyor yani. Hiçbir zaman Düdüklü tencere öyle bir ses vermiyor canım. Veriyor canım. Bundan sonra düdüklü tencereyi... Bip diye ses veriyor. Peki Cansu bir şey söyleyecekmiş. Nil o korkunç saçlarına... Nil değil, İdil. Ay pardon, o az önceki konuda aklım kaldı. Çok yoğundu çünkü. İdil, korkunç saçlarına bir korkuncunu daha eklemişsin. Yani alttan çıkan o çok kötü görünüyor bence. Bence üstüne gayet giydiğin güzel. Şeyi hiç taşıyamamışsın. Aslında o çok güzel bir kıyafet bence ve olmamış. Çoraplarını da daha düzgün katlayıp daha düzgün bizim gözümüze hitap etsen çok iyi olur. Bunun dışında sadece bugün makyajın iyi. Onun dışında her zamanki gibi bence saçma bir tarzın var. Senin hayatın boyunca olan tarzın gibi mi? Ya İdil bir şey söyleyeceğim. Söyle çok bir şey. Merak ediyorum. Aslında seninle ilgili sadece merak ettiğim bu. Gerçekten tabii. Böyle bir yerlerden görüp yaptığın şeyleri üstüne yaptığın zaman bunun tarz olduğunu mu düşünüyorsun? Bir yerlerden yani önce... oradan bir parça, buradan bir parça, oradan bir ayakkabı. Öyle bir şey yok. Zaten hepsini aynı mağazadan mı alacağım? Sürekli farklı yerlerden alacağım. Cevap verir misin? Bunun tarz olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, tarz olduğunu düşünüyorum. Okey, peki stilin var mı sence? Bence senin asla stilin yok. Cansu benim bir stilim var. Cansu neyin benim bir tarzım. Ne demek biliyor musun Cansu, sen ben tarz olduğumu düşünüyorum. İdil sen stil ne demek onu biliyor musun mesela? İyi biliyorum, bak karşındayım. Ben stil de Cansu'nun evet. Tarz olduğunu düşünüyorum. Sen şunu unutmamalısın, bir insan sadece giydiği kıyafetlerle tarz olamaz. Hareketler, konuşma tarzı, senin üslubun benim konuşma dünyada tarzı. Lafımı bölme. Ve şu hareketlerin çok çirkin. Benim dünyada gördüğüm en saygısız, en kötü üsluplu kız sensin. En. Ben hiç saygısız olduğumu düşünmüyorum. En burada kötü da dışarıda üsluplu. Da gayet senin herkes kötü beni çok seviyor. Olduğunu düşünüyorum. Hiç senin herkese kötü örnek olduğunu bak burada nedense beni belli başlı kişiler sevmez. Onun dışında beni sevmeyen erkek arkadaşım var mı? Ya da benim arkadaşlarımdan beni sevimli bulmayan, tatlı bulmayan var mı? Kavga etsek değil. Diye. Çok kötü bir örnek. Peki arkadaşlar. Sen beni kıskanıyorsun. Peki. Ben seni asla kıskanmıyorum. Manken olduğun halde burada yamuk yumuk yürüyorsun. Gelmişsin ona burada laf söylüyorsun. İdil, şu anda bana saldırmanın sebebi seninle ilgili gerçekleri söylemem. Çünkü kapalısın böyle şeylere. İdil ve Cansu birbirimize hakaret dolu içeriklerdi lütfen. Ya genelde hakareti o eder. Ve jüri karşısına Emre ve İdil lütfen. Hareketi sen yaparsın ben değil. Daha neler duyacağız? Oradaki konuşma bittikten sonra lütfen ben geçerken konuşma lütfen. Herkesine dil çıkartam olsun. Yani dün kulis arkasında Ecem'e el hareketi yapan sendin Cansu, ben değil. Kimin saygısız olduğunu herkes görüyor. Edil içinde ne var? Etek ve tişört. Bakayım. Çıplak gelmedim. Bir indireyim de eteği. Vay vay vay. Çok güzelmiş içindeki ya. Çok güzel ya. Çok iyiymiş değil çok, mi? Yani saçların ve ama özellikle çantana bayıldım. Nefis bir baykuş. Çok güzel. Ayakkabıların da çok güzel. Bugün seni pek sevemedim ben. Bu pantolonu daha önce giymiş miydin? Giydin galiba. Giydim bu başka bir pantolon aradım. Yani daha başka bir şey giymek için buna en çok buna yakıştırdım yani. Ya bak kolyeni çok beğendim. Bu hani gömleğin de çok güzel ama üzerindeki hani senin için fazla salaş. Sanıyorum o üzerindeki montun. O olmasaymış, montun bir önünü açabilir misin? Tabii. O olmasaymış daha iyi duruyorsun böyle. Ha, böyle bir şey. Ben çok ama benim için şey bu çok üstündeki. Benim kendi tasarımlarımdan yani benim bir yakın bir arkadaşımla yaptığımız bir tasarım. Benim çok beğendiğim özel bir kumaş. Çok hoş. Tabii. Ya nasıl anlatıyor ya? Satacak sanki. Evet. Yok hayır ondan değil. Herkesi. 100 adet istiyorum. Bu kadar benim. Nerede satılıyor senin ürünlerin? Ben henüz yani online sadece. Sadece internet. Online olarak evet. Pekala. Bakayım arkasına onun. Ya, güzel bir şey ama Emre kusura bakma sana olmamış. Sizin görüşünüz çok saygı duyuyorum gerçekten. Yani, yo, güzel bir şey yani ama. Güzel yani. Çok yani fazla iddialı. Ben evet. Bu kadar bir çıkarsana iddialı bir ben giyeyim bakayım. Mesela. Giymesi biraz zor. Çünkü gel giydir bana. Şöyle.
Şimdi bu altındaki saçaklara bir bak. Ya mesela sen çok güzel. Aa, Ebru'nun olsun bu. Efsane tamam. Güzel. Ebru çok güzel oldu. Üstüne bu şeye. Çok güzel oldu Ebru. Tabii. Beğendiniz mi? Kolları da yalasak olmuş. Modelliğini yapıyorum. Bunu her yerde bulamazsın. Ebru, yalasak olmuş. Yok. Evet. Şu anda kesinlikle aynı fikirdeyim. Çok güzel. Ay, çok enteresan bir şey. Ben kestim gözüme de ceketi oradan ondan. Çok güzel. Ben severim ben böyle şeyleri. Bence Ebru'nun olmalı. Ya İdil giyebilirdi mesela. Ben istiyorum dedim zaten bayıldım. Evet. Al lütfen giy. Çok mersi. Çok güzelmiş. İdil harika olmuşsun. Ben beğendim. O saçlar da güzel olmuş. Oyundan düştün İdil. Ya. Ya içine oturmuş. Ya. Bazı insanlar için hemen bir şey saçlarına ifade bir şey mi yaptırdın? Yok ben zaten bunu istiyordum. Kuaför kapalıydı sağ olsun Barış arkadaşım açtırdı benim bana. Benim yüzümden değil yani. Yok hayır zaten yaptıracaktım. Hatta yavaş yavaş yaptıracağım. Başka bir fikir var. Aklımda şey bazı arkadaşlar için o oyundan düşme kelimesi bir şey ifade etmiyor olabilir ama benim için ifade ediyor. Her ne kadar çok konuşsam bugün da ben biraz daha mı hazırlandın? Yani tarzım olduğuna inanıyorum. Bugün biraz daha mı hazırlandın? Hayır daha benim fazla hazırlanmadım. Sonra. Tam aksine hiç hazırlanmamaya çalıştım. Çünkü ben hazırlandığımda saçmalıyorum. Kendim gibi geldiğinde hiç saçmalamıyorum. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Evet ben bence sen tipinden konuşmana bir tarz. Teşekkürler. Bütün cazgırlığına İdil deyince aklıma çan 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 yapan laf yetiştiren yaramaz haşarı güzel ben ve çok da çok da bir kendini şey yakıştır. Hiç susamıyorum. Yani çok da kendini hiç yakıştıran giydiklerini bir kız giyiyor ki bu bir tarz demektir. Sen de bir tek o ceketi sevmedim. Sevemedim. Yani ceketi sevemedim derken bunun üstüne çok sevdim. Ama senin üzerinde sevemedim. Belki de boydan dolayı. Yani o ceket daha uzun bir boy ya da başka bir şey istiyor. Ama geri kalana bayıldım. Hele o pantolona dehşet ve köle tasmasını taşımışsın ama sahtekarsın. Sen köle olamazsın ancak efendi olabilirsin. 8 puan. Benden de 8. Teşekkürler. Ben İdil'i çok beğendim bugün. Teşekkür ederim. Sen bana borçlusun. 10. Ama borçlusun. Çok sağ olun. Benden de 9 puan. Teşekkürler. Yani kolyeyi anlam veremediğim için o da. Yani anlamamış olabilirim. Aha. Ya belki işte bu gömleğin üzerinde anlamadım. Belki bunu başka bir şeyle taksan bana daha inandırabilirsin. Hı-hı. Çok tamam. Kalın bir paltoyla nedir yani o neyle takılır? Ya çok bir gömmenin üstüne olmuş okey ama çok tabii, kalın bir paltoyu var. Kalın bir palto. Aslında tabii. Kısa bir reklam arası efendim az sonra dönüyoruz. Bu tarz benim de işte karşınızda Erkan ve Cansu var. İngilizce öğretmeni ve öğrencisi karşınızda. Evet. Buyurun dinleyelim. Ben çok varlıklı ama normal bir ailenin evladıyım. Babamın şirketinde çalışıyorum liseyi bitirdikten sonra. Sonra kendi işlerimi kurmaya çalışıyorum ama Avrupa'da okumak istiyorum. Ben de İngilizce öğretmeni özel ders almak istiyorum. Cansu'yu da beğeniyorum falan hem kendimi beğendirmek adına hem de işte özel ders alma adıyla Cansu'yu karşısına çıkıyorum. Peki. Evet. Gözlüklü mü beğeniyorsun gözlüksüz mü? Her haliyle beğeniyorum ama yani gerçek anlamda yani tipim değil yani açık konuşmak. Pekala sizi hemen şunu karşısına alıyorum. Evet bir cümle alayım. Buraya diyorum. Değil. Ayakkabı İdil konusunda da büyük zevksizliğin var. Öğretmen misin, sekreter misin belli değil. Diyorsun. Evet. Hı. Ayakkabı konusunda gerçekten zevksizsin. Bence biri sana stiletto giymeyi artık öğretmeli. Evdeki kombinlerinden kullanıyorsun herhalde ama gerçekten çok kötü duruyor. Oh, senin de zaten kimi beğenip beğenmediğin belli değil. Cansu'nun da beğenmiş olmana şaşırmadım. Ne? Kimi beğenip beğenmediğin belli değil, onu da beğenmiş olmana şaşırmadım. Ne alakası diyorum. Beğendim demedim buradaki ki ben. Buradaki her kızı beğeniyorsun. Hayır canım benim, beğendim demedim ki ben. Sen her haliyle beğeniyorum bana demedi mi? Hayır cevap ben vereceğim. Şey öğretmen açısından söyledim, konsepte uygun ama dedim ki gerçek anlamda tipim değil dedim, bu kadar basit. Anladın gerçek mı? Anlamda da bence her kızı beğeniyor olabilirsin. Sana cevap vereyim. Şekerim bence sen beni çok beğeniyorsun ki bu kadar üzerime yürüyorsun. Boş var ya uzatma, evet, hiç boş çok beğeniyorum seni. Peki. Şimdi cevap vereyim sana. Öğretmen miyim, sekreter miyim belli değil. Sen hayatında nerelerde eğitim aldın bilmiyorum da lafımı da bölme. Ve ben ki yorumlarımı yapmadan güzel önce bir şey söylemek istiyorum. Burada eğer burası bir tarz yarışmasıysa, burada tarzla alakalı yorum yapmak gerekiyorsa bari yaptığın yorumlar, karakterimden girmeye çalışıyorsun ya. Bari yaptığın hiçbir şey söylemedim. Sus birazcık. Bak şu an öğretmen gözlüğümü niye taktım biliyor musun? Sana öğretebilmek için. Sus birazcık yayık ve dinlemeyi mı öğren. Şimdi canım aslında bence sana çok iyi bir öğretmen gerekiyor zaten. Seni küçük yaştan bu yaşa kim
hani öğretti bilmiyorum da. Bence o lafı hiç devamını getirme zaten. Her neyse şu anda devam edersen bu saygısız konuşmalarına. Ben gayet özel dersler de aldım. Gayet de başarılı bir öğrenciyim. Burslu okuyorum. Sus ve ben konuşayım. Şimdi benim tarzımla alakalı yorum yapacaksan, mantıklı yorumlar yapacaksan ya. Öyle dedim zaten. Hayır, hayır. Neyse tamam. Şimdi neyse, şöyle. Neyse tamam çünkü tamam, haksızsın. Tamam şöyle bir saniye. Ben şu anda seni susturmaya çalışıyorum burada. Beni susturamazsın. Çünkü sen kimsin beni şöyle bir durum var. Şu an sen benim sekreter gibi göründüğümü mü söylüyorsun? Bunu mu söylüyorsun? Evet. Bu kıyafet sekreter kıyafeti mi? Evet. Öğretmenle hiç alakası yok yani. Ya insanlar öğretmen olunca illa kaleme tek gözlük mü takmak zorunda? Öğretmenler ya tarzı olamıyor mu? Öğretmen yok. Farkında mısın sen bunun? Öğretmenler tarzı olamıyor. Sen bana özel derse gelen hiçbir böyle giyinmedi. Sen burada sıradan bir öğretmen olmadığının farkında mısın? Evet. Gözlerine ne yaptırdın? Sıradan değilsin. İdil bir şey söyleyeyim mi? O kadar boş konuşuyorsun hiç ki. Hiç boş konuşmuyorum. Sana söyleyecek laf bulamıyorum. Hiç boş konuşmuyorum. Sürekli çenen cır cır cır. Bak o kadar kendini bana saldırmaya hazırlamışsın ki ben senin tarzınla ilgili yorum yaptım. Sen karakterim yapma. Diyorsun. Yorum bak benden sana tavsiye. Gerçekten kendini geliştir. Çok üzülüyorum senin için. Ben geçmiş cidden durumdayım. Bak. Peki Ecem. Yazık sana. Sana yazık. Çok üzülüyorum ya. Çok yazık sana. Ay biraz sana. Sussana sen. Sussana ay başladı biraz. İkinci carcacığım. Ben ikinci değilim tamam mı? Herkes ay bebeğim, burada ayrı bir karakter. Beni taklit etmeden yap konuş. Yorumunu canım, aynı anda konuşmayalım Cansu. Yap yorumunu seninle hadi. Seninle ilgili vallahi kıyafetini hiç eleştiremiyorum ama biraz kendine çeki düzen ver. Cevap veriyorum. Eleştiremezsin tabii sus. Çünkü belli her şey. Ben İdil'e katılıyorum. Tabii. Onun için tekrar yapmak şu istemiyorum ayakkabılar, şu ayakkabılar. Siz yine de biraz ayakkabı öğrenin. Siz de biraz sen ayakkabı öğrenin. Sen bana hiçbir şey öğretemezsin. Hep aynı ayakkabıları giyiyorsunuz. Hepiniz aynı. Sen biraz ayakkabı öğrenin. Ve burada başka bir havalar çiziyorsun ama yemezler. Benim havam bana sen yeter arkada canım. Ben görüyorum senin nasıl bir ayakkabı olduğunu. Ayakkabı öğren. Ayakkabı, benim ayakkabı zevkim muhteşemdir. Sen bunu konuşamazsın. Ay yeter tarzınız yok ya. Benim tarzım da bir numara. Konuşma çok. Peki bir şey söyleyeceğim. Tarzı aynı evet. Konuşunca birbirinizi de duyamıyorsunuz ya. Susmuyor hani zaten ki. Biz hiçbir şey anlamıyoruz. Ne oluyor peki yani? Kim ne anlıyor? Susmuyor ki ben susayım. Beni tekrar etme. İkiniz de susmuyorsunuz arkadaşlar. Ben hayatım boyunca senin gibi bir insan asla tekrar ben konuşurken de konuşmaya devam ediyorsun. Biriniz konuşurken diğeriniz dinleyecek. Patlasanız da çatlasanız da dinleyeceksiniz. Sonra cevap vereceksiniz. Bu kadar. Bu işin kuralı bu. Eğer konuşamıyorsanız da söz vermeyeceğim bir daha. Yorumlarına cevap vereyim mi? Bir şey daha söyleyeceğim. Jüri önüne lütfen. Çok şanslısın Ecem. Umut'cum bir şey söylüyordun. Kursağında kaldın. Ya hiç... Ben bir şey söyleyip puan vereceğim sadece. Çok, Erkan'ın yani suçu kavgalı ne? Kavgalı ve tartışmalı o ama kadar Erkan'ın çok görüyor ki. Ama Erkan'ın suçu ne? Öğrenci olarak iyiymiş gelmiş. Zaten Erkan'a veriyor zannediyorum. Yani evet. Bu arada Umut Bey ben orada tartışmanın hay, ortasındayken özür dilerim. Hay sus kızım bir laf daha etme buradan onlara atlayacağım. Onlara laf yetiştirmeye çalışıyorum. Sizden özür dilerim ama onlar ya birden... Ya özür dilemem. Ay, ne onlar olur. Üst üste ben geliyorlar. Özür dilememden bıktım. Ay ne olur ama sus. Ama bir de tarz konuşuyorsa ay, sus ben... Sus diyorum sana. Yok ya. Beğenmemişler Can. Ay, beğenmedilerse... Kızım, ha, tamam onda buradan. Sorun yok. Tabii ki kabul ederim. Tamam. Bay zıplayacağım. Birincisi İdil çok doğru söyledi bir şey. Öğretmen olmak demek öğretmenin de bir tarzı var. Eve gidiyorum ama özel ders veriyorum. Ay sus bir dakika. Ay bir dakika susar buldum. Mısın? Bir defa burası tiyatro okulu değil. Tarz diye bakıyoruz. Sen evet tiyatroda bir öğretmeni canlandırsan en kolay yoluyla canlandırmışsın. Sıfır üzerinden bir sıfırsın kenara çekil. Sen ancak zengin bir aile çocuğunun evet böyle gayet güzel renkler birbirine uymuş. Gayet iyi taşımışsın. Şanssızlığın ki yanındaki küçük hanım. Onun için ben doğrudan doğruya 6 veriyorum ama 6'yı birden sana veriyorum. 1 puan bile sana vermiyorum. Teşekkürler. Ay çene. Evet Cansu benim yani gerçekten çok fazla özel ders veren öğretmenim var. Ay öğretmenim var diyorum arkadaşım var ve hepsinin kendine ait bir tarzı var. Ve kendileri olduğu gibi özgürce gidiyorlar. Çünkü evde veriyorlar özel dersi ya da ofiste veriyorlar. Bir okul için bir formal kılık bir kalem etek okul için geçerli okulda olabilirdi. Değilim. Ama keşke okulda olsaydın daha çok inandırıcı okulda olurdu. Değilim. Bu arada ayakkabın kızların ayakkabılarından daha çirkin. Çünkü onların platformu var. Önemli olan fiyatı platformu ya da kalitesi yok. Değildir. Platformu var hakikaten o ayakkabının. Hakikaten ayakkabı da bu kadar zevksiz de az ender bulunur. Devamlı bir platform. Ceketine bayıldım Erkan. Ya. Teşekkürler. O ayakkabının platformu var hala platformu yok diyor ya. Bu gerçekten sır sır gibi çatlatır derler ya senin için denilmiş bir laf. Teşekkürler. Platformu var mı ayakkabının? Hayır yok. Bak ne güzel. Nasıl yok platform var görüyorum. Çünkü daha burada bir sürü platform giyen insan var. Sadece benim ayakkabım mı sizin gözünüze batıyor? Göster. Hayır. Merak hiçbir göster. Stiletto'da platform giyen yok. Buyurun. Hayır hayır. Hayır. Bak burada... bir dakika Sibel bir dakika ben tamam, bir iki saniye tamam. Konuşacağım. Dün Selan'da platform sakin giydi. Ol.
Sakin ol. Bir dakika dinle ya. Abi çıldıracağım. Bir saniye dinle ya. Bir saniye. O dinleyemiyor. Lütfen bir saniye dinle. Bir defa en kötü tarafı o. Bak bir... Çok biliyor vücut ya. Vücut hareketlerini rahatlat. Çok biliyor. Bir mimiklerini de rahatlat. Kaşını, gözünü rahatla. Rahatla. Hayır, kötü bir şey demiyoruz. Rahatla. Burada rahatlamam mümkün değil artık. Neden? Yani konuşmak bak, istemiyorum. Bak İdil sana diyor ki... İdil sana diyor ki... Sekreter misin? Öğretmen belli misin? Değil diyor. Tam da... Anlıyorsun kostümü. Teşekkür ederim. Tamam ben saygı duyuyorum yorumlarınıza lütfen. Saygı duymuyorsun abi. Saygı evet, duymak böyle bir şey değil. Evet saygı duymuyorsun. Senin problemin bu. Sıfır. Bir dakika neye tamam. devam etmek istemiyorum sıfır. Hiç anlamadım. Şey demiyorum. Sıfır. Bunlar da bu konulara devam etmek istemiyorum. Ya ona sen mi karar vereceksin ya? Tamam bana söz hakkı veriliyor. Ya sen jüri karşısında veren yok. Jüri karşısında yorum yapmaya çalışıyor sana. Bugün çok affet. Affedersin değiştiriyorum. Çünkü biraz daha çekeceğim. Sıfır. Ben hayatımda bu kadar ukala birini görmedim ya. Bu kadar senelik tecrübeyle nedir bu senin ukalalığın? Sen nerede ders aldın? Kimsin sen yani? Bu ne? Nereden bu bilgin? Kızlara söylerken bizlere hitap ediş şeklin farklı olması lazım. Kötü giyiniyorsun. Ayakkabın da kötü. Hı hı. Kendin de kötü giyiniyorsun. Bak, bu kadar var mı da? Teşekkür ettim. Tekrar ediyorum. Teşekkürler. Lütfen öbür yarışmacılar gelsin. Çünkü biraz hemen daha gelsin. Görmeye tahammül. Buradan atlayacağım yani. Erkan'a yazık oldu. Erkan için sadece. İsmail ve Aygün geliyor. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Durmam pılımı fırtımı toplar giderim. Bakmam gözyaşına bakmam bir dakika bile katlanmam. Sevenin zulmedeni ezer. Neredesiniz abi kardeş? Alışverişe çıktık. Onun evet. mezuniyeti var, lise mezuniyeti. Ben söz de onu verdi. Alışverişe çıkartmışım. Caddeye gidiyoruz. Peki. Hem bir şeyler yiyip içeceğiz hem de ona alışveriş yapacağız. Sabırlı mısın bu konuda? Üç tane kız kardeşim var benim. Ay ne güzel. Hepsine buradan selamlar. Ay, çok seviyorum hepsini. Selamlar. Peki nasıl bir his Aygün'ün abisi olmak? Yani Aygün'ü... Ya bize Aygün'ün zaten en çok abi kardeş olarak yakıştırdılar kuliste de. Evet. Hani... Onun bir abiye ihtiyacı var ama gerçekten. Çok isterdim keşke olsaydı. Güzel, ya iyi de bir abimdir. Öyle duyuyorum dışarıdan aldığım tepkilerde. Kardeşimi çok seviyorum. Kardeşin öğretmendir bu arada. Tüm öğretmenlere de kardeşime de buradan selam olsun. Ne güzel. Ne öğretmeni? Müzik öğretmeni. Ay şahane. Hande öpüyorum seni çok seviyorum neredeyse. Peki yani alışveriştesiniz. Sen de tarz bir abimsin. Ben evet kız kardeşimle güzel güzel giyinip çıkarız biz normalde de. Evet. Yani bugün mor çorap bir... falan enteresan. Ne beğeniyor musun abinin kıyafetlerini? Evet abim iyidir ama kız arkadaşı daha iyidir. Ben bugün onun zaten kız arkadaşını öğrenmişim. Ha. Ondan sonra işte anneme söylerim diye tehdit ediyorum. O da anneme söyleme ben işte sana mezuniyet kıyafetini alırım diye. O yüzden en pahalı kıyafeti seçeceğiz. Oo pekala hadi bakalım. Adı geçmişken buradan... Kız arkadaşıma da selam olsun. Hay Allah'ım yarabbim. Hadi buyurun. Var mı yorum? Yorum var Müge, galiba. Müge peki. Aygün. Yine rüküşteye geri dönmüşüz bakıyorum. Öncüsün. Hakikaten öncüsün. O elbiseyle o ayakkabı olmuş mu? O çanta olmuş mu? O kolye olmuş mu? Hiçbir şey yani. Hiçbir şey gözle görülür, elle tutulur. Hiçbir şey yok üzerinde. Bir ara ne kadar güzel gidiyordun. Ya da belki oyunculuğundan kurtarıyor olabilirsin ama... Böyle bakıyorum sana çok kötü görünüyorsun. Yani hiç mi yardım almıyorsun? Alışveriş İçeride... için gayet uygun bir kıyafetim var. Üstündeki elbise de bana gayet bu yakışıyor. Hem rengi hem modeli. Ayrıca yani. Ayakkabılarım da yeterince beğeniliyor ve daha önceden de birçok yerde gördüm. Evet sen ben kullandım. Keşke biraz nasıl feyiz oluyor alsaydın. Da bana kendi kullandığın eşyaya benzer bir eşya gördüğünde hala zevksiz diyebiliyorsun. Anlayamıyorum. Biraz önce çantamı çok beğendiğini için... söylerken Hayır, ben buraya çıktığımda Hayır. söyledin. Herkes söyledin. Duydu. O ceket ben onlar olmuş mu dedim. Buraya çıktığımda kalkıp rüküşsün demen de çok enteresan. Şuradayken Aygün konuşabilir miyim? Ne zaman ki söylediklerini, içerideki söylediklerini birbirine tutar o zaman konuşalım. Aygün konuşabilir miyim? Sen sözümü kestin. Ben sana şurada o ceket ona olmuş mu dedim. Özellikle söyledim. Evet gayet olmuş. Ki bunu zaten defalar... Hiçbirinizin denemediği bir şey yaptım. Hayır ben çok beğendim diyorsun. Ki kendini söylüyorsun. Ay ben hiç giymeyeceğim ayakkabıları sizde görüyorum. Sonra gidip alıyorum. Aynı yerden bütün ayakkabılarımızı görüp demek ki ayakkabılarım sizi bu kadar öğrenmen lazım. Artık
lazım. Çünkü sürekli doğru gündem kullanmak. Benim ayakkabılarım. Bak, Aygün, ben de ayakkabılarım. Aygün, doğru kullanmak diye bir şey var. Doğru kullan. Gayet doğru kullandım. Göreceğiz birazdan. Hem kotun üstüne giyilebilir hem birazdan de böyle bir göreceğiz. Elbiseyi salaş bir hale çevirebilirim birazdan bu ayakkabılarla. Göreceğiz. Birazdan. Bitti mi? Bitti. İyi. Pekala, sizi jüri karşısına alıyorum. Pardon. Cansu, neden ağlıyorsun şimdi de? Cansu, neyin lütfeni? Teşekkür ederim, konuşmayacağım. Hay, ay lütfen neden? Sen bu programa kendi kendine gelip konuşup... Of. Sonra susmak için mi buradasın? Yani ne için buradasın? Hiçbir şey kabul etmiyorsun. Sinirlerin mi bozuldu acaba? Ne oldu? Anlamaya çalışıyorum seni. Sessiz bir protesto var orada Ebru'cum. Başı ağrıdı. İçinde neden var? Etkileniyorsun? Sadece yorum yapılıyor senin için. Yani senin kimse kişiliğine hakarette senin falan bulunmuyor. Açmış pardon. Neyse ki kimle konuşuyorum. Pekala. Son 5 dakikamız var. Tamam. Gerçekten bugün dağıldık. Evet. Bakayım buyurun. İsmail içindeki ne? Tişört içindeki. Hayır, o ne? Aslan mı? Bu mu? Ha, evet. O ne? Bu bir şal böyle. Ha. Her yerinden bir şey çıkıyor ya. Bu veya Hindistan'dan bir arkadaşım. Güzel ama tatlı getir. Bir şeymiş. Evet yani. Güzelmiş. Ya o pantolonun beli niye öyle göbeğine kadar çekti? Ya yüksek böyle istedim böyle giydim açıkçası. Ama yani ay, normalde yüksek belli düşük belli. Çorap şöyle olmuş. O çorap çok kötü bir şey. Renkler ve beyazları yıkamış. Hayır. Öyle anladım. Öyle kendi rengi şey onun. Hayır. Renk yani attım. Valla yok yok şeker diyorsun. Keşke gömleğin olsaymış be İsmail. Ben bunu böyle giyip çıkıyorum ama. Hani gerçekten sadece burada birine beğendirmek ya da kötü yorum almamak yani, adına tabii aman ki, şu öyle görünür diye değil. Gerçekten hani sevdiğim... Günlük hayattaki tarzınızı göstermenizi istiyoruz ama bence bu doğru bir yani tarz bir hamlesi değil. O tişört orada çok alakasız. Yani ne trench coat'la uyuyor, ne o kumaş pantolonla ne de ayakkabılarınla uyuyor. Sana gelince Aygün... Ya çantanı çok sevdim ve çantanı aldığın anda böyle bir bütünlük kurmaya başladım ama ayakkabın çok kötü. Ayakkabın mı? Evet şunu yani evet, bununla olmamış. Bununla olmamış. Ha bununla olmamış. Bununla olmamış. Ya bir tane kalem etekle giymiştin sen bu ayakkabıyı galiba penye ve o zaman hı-hı. Çok daha güzeldi. Beğenmeni işte izleyip kendini ele veriyor hemen. Evet. Daha önce de giydim. Beğenmiştik yani. Beğenmiştik ben de hatırlıyorum. Evet ama bu kılıkla tamam, değil. Ben neredeyse Aygün'ü öpeceğim ya. Yani o kadar. He? Kimi? Aygün'ün gözünü seveyim falan diyesin geliyor. Tabii canım ya Aygün ya. benim gelen gideni gitmedin ama. Yok daha dakika, önceki günler. Daha önceki günlerle ilgili. Sen de bizim ilgili, sinirlerimizi geriyordun ya. Geriyordun ya bize. Sen melek misin yani? Seni gelip öpeceğim dedim yani o kadar. Benimle de alakalı bir şey ama. Seni de öpeceğim ben... Tamam. Evet, tamam. Evet. Peki. Ben bir defa buradan bu... Bey çocuklarımıza bir şey söylemek istiyorum. Allah aşkına bu vücudunuza yapışan şeyleri hepiniz giymek mecburiyetinde değilsiniz. Kesinlikle. Yani şu üstündeki iki beden öyle daha kalsın, büyük. Öyle kalsın. İki beden daha büyük olsaydı bu ceket. Böyle bol bol duran bir ceket. Bir de içine de bu çorabı. Bir de ayakkabıyı hiç yakıştırmadım bu kılıkla. Senin bir tek kolyeni sevdim. Pembe rengi sana çok. Saçına bayıldım ama maalesef altı veriyorum. Tersken iyiydi aslında o. 6 puan orta şekerli. Yalnız saçın çok güzel olmuş. Bir kere daha kullan. Tamam. Ben bir kere daha başka mi? Bir kılıkla kullan. Çok yakışır. Hangimiz? Hayır, onun mu? Senin. Benim ha. Tamam. Onun saçı zaten 3 tane saçım var. Onunla da bir şeyler yapıyorum. 3 tane saçı var. Onu buradan buraya koyuyoruz. Nasıl yapmak saçını? Madem hemen. Çünkü son 2 dakikamız. Kapat, diğer kapat, çiftlerimize kapat. Yarın ha. Daha fazla süre vereceğim. Çok üzgünüm. Evet. Kaç alayım mı jüri karşısına? En azından yedi. Bugünkü kostümlerini yedi. Göreyim. Tamam. Müge, Mehmet, Akif, Ecem İçim. Ve Egemen. Geçelim o zaman. Sizi yerinize alıyorum. Teşekkürler. Ve Lidya ve Aykut. Üç çiftimiz kalmış. Bugün gerçekten bu programda yaşananlar. Sağ ol. Egemen çok iyi misin ya? Of. Sizi görmeden gidemezdik. Çok iyiyim. Ecem'le evet. Mehmet Akif de çok iyi görünüyor. Ecem Lidya. O ceket çok iyi. Çok mersi. Lidya da çok zarif gözüküyor. Sen peki Ecem. Buyurun başlayın. Kısa kısa hemen. Evet. Hemen Ecem, söyle. Bebeğim. Tatlım. Haber. İyidir, iyiyim. Son bir dakika. Hakkım var. Buyurun. Yine o pantolonu giymişsin Mehmet Akif. Değişik pantolon. Yırtmışsın bir şey yapmışsın aynı pantolonu. Gömleğin çok güzel, ceketin güzel, ayakkabıları ve kırmızı çorapların da güzel. Evet.
Ecem elindekine bayıldım. Ceketin de harika gözüküyor. Lidya çok zarifsin. Teşekkürler. Evet efendim, süremizin sonuna geldik. Yarın görüşünceye dek hepinize sevgiler efendim. Reklamlar ve reklamlardan sonra devam ediyoruz.